Karar TV ekranlarından hepinize hayırlı günler diliyorum. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Ben Elif Çakır ve Taha Akyol'la birlikte CHP Ankara Genel Merkez'den gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Programımızın konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz. Efendim teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu kez programımızın sadece tek konuyla sınırlı bir gündemi yok. İç siyaseti konuşacağız, dış politikayı, Amerika seçimlerini, İzmir depremini. Yani geçen sefer olduğu gibi sadece ekonomiyle sınırlı tutmayacağız bu kez. Liderler Konuşuyor programının ilk konu sizdiniz. Sizinle başlatmıştık programımızı. Ve o programdan sonra sizin selamınızı diğer liderlere götürmüştük. İsterseniz İzmir depremiyle başlayalım. Deprem bu kez İzmir'i vurdu. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları bitti. Şu anda 114 canımızı kaybettik. Ben bunun üzerinden siz dün CHP grup toplantısında bir konuşma yaptınız. Evet. Ve çok tartışıldı bir sözünüz. Suriyeli mültecilerle deprem zede mukayesesi yaptınız. Dediniz ki imar affı uygulaması ile gelen yine bu risk taşıyan yerlerdeki binaların yenilenmesinde kullanılacak 24 milyar lira para. Nerede bu para? Bilmiyoruz ama Suriyelilere gelince para çok. 50 milyar dolar para harcadılar. Bizim insanımız da kendi evinde tabutlukta depremi bekliyor. Deprem olacak, biz de öleceğiz. İktidar bunu duymuyor dediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Bu Suriyeli mülteci, yani siz mülteci karşıtı mısınız? Yani neden mesela Suriyeli mültecilerle depremzede mukayesesi yaptınız? Bu çünkü çok tartışılı. Bunu biraz anlatır mısınız? Orada ne demek istediniz? İzlenen dış politikanın Türkiye'ye çıkardığı fatura. Hı hı. Bu izlenen dış politika yanlış. Evet. O yanlışın ortaya çıkardığı bir fatura var. Evet. 50 milyar dolar para harcadık. 50 milyar doları Suriye ile çok iyi geçinerek kendi ülkemizde bütün bu yaraları sarabilirdik. Dolayısıyla yapılan her hatanın topluma bir maliyeti var. O maliyete dikkat çekmek istedim aslında. Elbette mülteci var. Yani sonuçta yapacağımız fazla bir şey yok. Bunlar aç ve açıkta kalacak değiller. Bunlara bakmak zorundayız. Evet. Ama biz dünyayla olan ilişkilerimizde kopardığımız için oradan da beklediğimiz yardımlar gelmedi. Ama Suriye ile süratli bir şekilde tekrar barışıp tekrar bunları kendi ülkelerine göndermemiz gerekiyor. Bakın Elif Hanım, ben Avrupa Birliği'ne gittiğimde bana Suriyeli mültecileri sordular. Dedim ki Suriye'de savaş olduğunda, iç savaş olduğunda, insanlar birbirini öldürdüğünüzde siz hepiniz seyrettiniz. Sizin büyük sorumluluğunuz var. Sonra buradan mülteciler geldi ve bunlar size de gelmek istediler. Avrupa'ya da. Siz o zaman uyandınız ve dediniz ki vay efendim nasıl olur da mülteciler buraya ne gelir? Kapıları kapattınız. Sizin sorumluluğunuz çok daha büyük. Nasıl önlenecek bu? Suriye'de iç barışı sağlayacaksınız. Devreye gireceksiniz. Bu yetmez. Ayrıca Suriye'nin yeniden onarımı için elinizi cebinize atacaksınız. Suriye'yi yeniden inşa edeceksiniz. Yolunu, köprüsünü, hastanesini, okulunu yapacaksınız. Sonra biz hep beraber diyeceğiz ki Suriyelilere, bakın yolunuzu yaptık, evinizi yaptık, köprünüzü yaptık, okulunuzu yaptık, hastanenizi yaptık. Kendi ülkenize gidin. Ki %100'ü yine gitmeyecektir. Evet. Ama bunu yapmamız gerekir. Belki hani bu gerçeği hani deniyor ya, Türkiye'de para yok. Efendim para olmadığı için de biz bunları yapamıyoruz. Aslında Türkiye'de para var. Yeterli kaynak var ama bu kaynaklar yerli yerinde kullanılmıyor. Mülteci karşıtı değil diyorsunuz. Hayır efendim. Zaten karşı olsak ne olacak? Yani şöyle, bir insan hayatını kurtarmak için, kendisinin, ailesinin hayatını kurtarmak için başka bir yere sığınırsa, zaten bizim geleneğimizde de onu kapının dışında tutma imkanı yok. Yani onu her halükarda alacaksınız. Mülteciler gelmiş, eyvallah geldiler. Onlara kötü davranalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye bir özel bir karşıtlığım. Zaten insani olarak da olmaz. İnsani olarak da olmaz. İzmir Belediyesi sizde CHP'li. Belediye depremzedelerle ilgili neler yapacak? Bir planlamanız var mı? CHP bu konuda neler yapacak? Evet. Bir planlama, bir strateji, yol haritası belirlediniz mi? Neler yapılacak orada?
Depremden sonra hemen gittim oraya zaten. Milletvekili arkadaşlarımız da oradaydı. Bir grup başkan vekilimiz bütün organizasyonu gerçekleştirdi milletvekilleri olarak. Ama belediye başkanımız da diğer belediye başkanlarıyla beraber bir araya gelerek strateji belirlediler. Bugün geldiğimiz nokta şu. Ben şöyle bir özet vereyim size izin verirseniz. 172 hanenin bulunduğu binalar çöktü. 172 hane vardı çöken bu binalarda. Can kayıplarının en yüksek olduğu binalarda çöktü. 356 hanenin de oturulamayacak durumda. Bulunduğu apartman oturulamayacak durumda. Yani toplam 528 hane kendi evlerine ya da oturdukları dairelere yerleşme imkanları yok bunların. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza söyledim. Bu 528 hanenin her birisine tek tek konut bulacaksınız. Bir kısım İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konutları var. Bu yanlış hatırlamıyorsam sayı 130 civarında buraya yerleştirilecekler. Artı geriye kalan bu 528'in geriye kalan kısmını da İzmir'de kiralık yer bulacaklar ve birer yıl süreyle bunların kiralarının tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu yetmiyor. Ayrıca bu evleri yıkılan veya oturulamaz duruma gelen, yani yıkılmak zorunda olan haneler, dairelerin bulunduğu apartmanlarda oturan haneler yeni yerlerine taşındıklarında, bunlara yeni yer bulunduğunda bunların buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bütün ihtiyaçları da karşılanacak. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız kamuoyuna bir açıklama yapacak. Dolayısıyla hiç kimse kendisini aç ve açıkta ve yalnız hissetmeyecek. Bir taraftan açılan bir kampanya var. Bir taraftan da tabii şunu da söylemek gerekiyor. Beyaz eşya üreticileri eğer Büyükşehir Belediyesi'nin konutlarında sağlanan imkanların bir kısmını diğer konutlara yerleştirilen, yani İzmir'deki değişik yerlere yerleştirilen AFS'deler varsa, bunların da eğer beyaz eşya ihtiyaçlarını karşılarlarsa çok mutlu oluruz. 528 hanenin hem bir yıllık kiraları ödenecek, hem buzdolabı, çamaşır makinesi, bütün bunların hepsi sağlanacak. Bu konuda kararlı Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben Amerikan seçimlerini sormak isterim. Siz bir sosyal demokrat lidersiniz. Amerika'daki kutuplaşmayı nasıl yorumladığınıza çok merak ediyorum. Sahiller Biden'a oy verdi, evet. Demokrat Parti'ye. Evet. Coğrafi olarak iç bölgeler ve Meksika'ya yakın güney bölgelerde Trump'a oy verdiler. Trump sağ popülizm diye, evet, tarif edilen bir zemine dayanıyor. Konuşmaları öyle. Kurumlardan ziyade şahsi olarak, evet, yönetiyor. Buna karşılık demokratlar, Biden, Amerikan solu. Amerikan solu nasıl, evet, olur? Piyasa ekonomisi, tabii, kapitalizm ama insan hakları falan gibi, evet, konularda daha yumuşak politikalar izliyorlar. Siz bu kutuplaşmayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani popülizm hakkındaki görüşleriniz ne? Bir de hangisinin kazanacağı daha kesinleşmedi ama Biden'ın kazanması Türkiye'yi nasıl etkiler? Daha büyük ihtimal gibi gözüken Trump'ın kazanması Türkiye'yi nasıl etkiler? Taha Bey, gazeteci olarak sizler nasıl büyük bir dikkatle izliyorsanız seçimleri, aslında siyasetçi olarak bizler de büyük bir dikkatle izliyoruz. Orada bir temsilcimiz var Washington'da. Temsilcimiz hemen hemen belli aralıklarla arayıp bana bilgi veriyor. Elbette Trump'ın da Biden'ın da kendine göre özellikleri var. Trump'ın belli bir dönem yaptığı devlet başkanlığı var ve o devlet başkanlığı süreci Amerika'da da dünyada da çok tartışıldı. Agresif olması, biraz ifadelerini saldırganca ifade etmesi, düşüncelerini saldırganca ifade etmesi pek çok çevrede rahatsızlık yarattı. Amerikan medyası da bu rahatsızlığı değişik ortamlarda, değişik zamanlarda dile getirdi. Bizim açımızdan da işte Kudüs'ün
başkent olarak ilan edilmesi asla doğru değildi. Orada bir anlamda Filistinlerin tamamen devre dışı bırakılması, Orta Doğu'ya müdahale edilmesi. Bütün bunlar sadece bizde değil, dünyanın pek çok saygın çevresinde, entelektüel dünyada da rahatsızlıklar yarattı. Amerikan medyası bunu defalarca dile getirdi. Amerikan kurumları tabii çok güçlü. Yani IRS gibi, Dünya Bankası gibi, Amerikan Merkez Bankası gibi, Pentagon gibi, bağımsız Amerikan, evet, bağımsız, evet, Amerikan bağımsız yargısı gibi çok önemli kurumları var ve bu kurumlar siyasetten çok bizdeki gibi etkilenmiyorlar. Kendi geleneksel yapıları içinde, tavırları içinde, yasal ölçüler içinde görevlerini yapıyorlar. Biden daha sıcak mesajlar veriyor. Yani hem dünyaya daha sıcak mesajlar veriyor. Tek adam olmayacağını, dolayısıyla beraber Amerika'daki yerleşik siyasi otoriterlerle beraber karar verileceği şeklinde bazı mesajları var. Bunlar hem Türkiye açısından hem dünya açısından da Amerika'nın dünyanın ekonomik ve politik gidişine çok daha radikal bir şekilde müdahaleci olmayacağı yönünde açıklamalar. Bunlar rahatlatıyor doğrusunu isterseniz. Tabii sonuç ne olur bilmiyoruz ama sonuç ne olursa olsun Trump'ın Türkiye'ye bakışı, yönetime bakışı bizde çok derin aslında kaygılar yarattığının ötesinde derin sarsıntılar yarattı. Erdoğan'a gönderdiği mektup tamamen diplomatik nezaketten uzak, üstelik bu bölgenin en güçlü devletinin yöneticisine bu kadar ağır ifadeler içeren bir mektup göndermesi çok... Türk ekonomisini mahvederim açıklaması, bunun Ağustos krizine yol açması. Yol açması, evet. Açıkça tehdit etmesi. Yine bu tehditin bir yansımalarının siyaset dünyasına, Amerika'daki siyaset dünyasına, temsilciler meclisine, senatoya yansıması, Erdoğan'ın mal varlığı ile ilgili tehdit edilmesi, buna benzer şeyler biliyorsunuz hepimizin dikkatini çekmiştir. Bir de efendim şöyle bir boyut yok mu? Trump'la Sayın Erdoğan arasında özel bir ilişki var, hususi bir yakınlık duygusu var. Böyle şeyler devlet adamları için iyidir, keşke daha çok devlet adamları, evet, arasında bu tür şahsi yakınlık olsa. O Türkiye lehine aynı zamanda bir avantaj. Trump kaybederse Biden Türkiye'ye böyle bir avantajla bakmadığı için negatif olur diye bir endişe de var. Bunun o yani. Endişe var. Bazı çevreler o endişeleri dile getiriyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletim, evet, elbette Amerika'da yönetim değişebilir, Biden da gelebilir, diğerleri de gelebilir. Bizim yönetimi aslında endişelendiren Amerika'daki Halkbank davası ve Rıza Zarrab olayı. Bu konuda eğer Trump'ın yargı üzerine baskı kurduğu ve bu iki olayı biraz sönümlendirdiği biliniyor aslında. Biden gelip bunu yeniden aktive edip ben hesap soracağım vesaire falan filan, yani olay başka yerlere, İran'a ambargoyu siz uygulamadığınız gibi belli noktalara çekip ve Türkiye'yi daha ağır bir ekonomik yükle karşı karşıya bırakırsa bu çok sıkıntı yaratır. İnşallah böyle çok bir zarar olur. Evet, inşallah böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Yani burada bizim ortak dileğimiz, çünkü sonuçta faturayı bu millet ödeyecek. Yani bir kişi değil, hepimiz hep birlikte ödeyeceğiz. Böyle bir endişe var. Ben bu endişeyi görüyorum. Erdoğan cephesinde de böyle bir endişe var. Trump'la damatlar arası bir ilişki var. O ilişkinin boyutlarını bilmiyoruz ama o ilişkinin bir şekliyle buradaki kaygıların öbür tarafa aktarıldığı, yani Amerikan yönetimine aktarıldığını da biliyoruz. Tabii seçimler olacak. Hep birlikte bakacağız, peki, göreceğiz. Ben Taha Bey, bu bir devleti yöneten kişilerin devletlerin kaderleriyle ilgili kararları tek başlarına almalarını, o ülkeye de dünyaya da felaket getireceğine inanan bir insanım. Eğer bir insan devleti gerçekten yönetmek istiyorsa, bu istişare dediğimiz, danışma dediğimiz, liyakat dediğimiz, yılların süzgecinden geçip sorunları tartan,
ölçen, biçen, araştıran kişilerin dinlendikten sonra görüşlerin ifade edilmesi gerektiğinden yanayım. Trump bu pozisyonun tamamen dışında olan bir devlet başkanı. Dolayısıyla her şeyi ben bilirim, ben yaparım, ben ederim. Hele devlet başkanı pozisyonda olanların böyle her önüne gelen kızdığı kişiye tweet atması, bunu tehdit etmesi, bunlar asla doğru değildir. Özellikle Amerika gibi para gücü, dolar bütün dünya kullanıyor. Bu kadar gücü elinde bulunduran bir insanın çılgınca davranmasının sadece Amerika'ya değil dünyaya getirdiği ek maliyetler var. Evet. Bundan kaçınması lazım. Peki şunu hiç mesela belki analiz edilmesi gereken meselelerden birisi de bu. Aslında Trump karakteristik olarak bütün dünyada global kötülüğü meşrulaştırıyor. Yani nepotizm, işte diyelim Türkiye'de nepotizme, liyakat, evet, ehliyeti konuşuyoruz. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz ama şu denilebiliyor. Yani Amerika'da bakın, Trump'ta da var. Ya da yargıya baskı, ki evet, Amerika kuvvetler ayrılığı ilkesinin en sert uygulandığı, en sert uygulayan ülke, ülkelerden birisi. Özgürlükler ülkesi. Evet. Şimdi Madison, Jefferson gibi Amerika'nın bu kurucu babaları, Madison ki Taha Bey lütfen tamamlayın eğer eksik bırakırsam. Hani anayasada kuralların yazması yetmez. İktidarın işte o yayılmacı gücünü sınırlandırmak için bunun yan kurumlarında olması gerekiyor. Kuvvetler ayrılığının olması lazım. Kuvvetler ayrılığı, bu kuvvetler, evet, kuvvetler ayrılığını uygulayacak kurumların da güçlendirilmesi gerekiyor gibi. Bunlar da daha yüzyıllar öncesinden. Evet. Şimdi Amerika böyle başkanlara, böyle kurucu babalardan gelinen nokta Trump gibi bir başkan, değil mi? Evet. İşte medyaya baskı, yargıyı kullanma, işte damadını yönetme, evet, alma. Bütün dünyayı etkileyen bir şey. Burada hani 4 yıllık bir tecrübe, aslında Amerikan halkı, bu kadar özgürlükler ülkesinde yaşayan bu Amerikan halkı buradan bir ders çıkarttı derken buradan başka bir şey çıkmaya başladı. Yani herhalde dünya otoriter liderliğe doğru daha fazla kayacak gibi mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani kaybedeceği beklenirken, evet, kazanmaya gidiyor. Evet, kazanmaya, evet, gidiyor. Yani otoriter liderlik. Kamuoyu araştırmalarında 10, evet, puan Biden, evet, önde gözüküyordu. Evet. Şimdi belki Biden'ın oy sayısı fazla olacak ama bu, evet, ikinci seçmen meselesinin dolayı, evet, bu kazanabilecek, evet, gözüküyor. Evet. Tabii yani sonuçta Amerikan halkı karar verecek, evet, buna. Evet. Faturayı sadece Amerikan halkı değil, eğer yanlış bir politika izlenirse dünyanın pek çok ülkesi de bu ağır maliyeti, evet, yüklenmiş olacaktır. Amerikan halkı tabii nasıl karar verir, hangi beklentilere göre karar verir, onu önümüzdeki süreçte, evet, biraz daha net görmüş olacağız. Otoriter liderlik yükseldiğini gösterir mi? Otoriter Trump liderliğin Amerika'da yükselebilir ama dünyada yükseleceğini öngörmüyorum, düşünemiyorum. Dünyada aslında sosyal devlet algısı giderek büyüyecektir. Çünkü bu pandeminin, COVID-19'un getirdiği süreç sosyal devletin ne kadar zorunda olduğunu aslında bütün toplumun önüne koydu, bütün dünyanın önüne koydu. Tabii sosyal devlet dediğiniz aynı zamanda vatandaşlar arasında ayrım yapmayan ama yoksullara ya da ihtiyaç sahibi ailelere, bireylere yardım yapan devlet demektir. Çökmemesi lazım, ekonominin çökmemesi lazım, bu kararları ivedilikle alması gerekiyor. Ben demokrasinin belli bir zaman dilimi içinde yükseleceğini ve demokratların daha ciddi bir güç olarak dünyada değişik ülkelerde yönetime geleceklerini düşünüyorum. Evet. Şimdi efendim dünyanın ve Türkiye'nin de çok önemli meselelerinden birisi Avrupa'daki İslamofobi. Din adına yapılan, İslam adına, İslam denilerek yapılan terör İslamofobiyi kışkırtıyor. Evet. Onlar özellikle son olarak Fransa'da gördüğümüz gibi, maalesef Macron'da gördüğümüz gibi, onların da İslamofobik davranışları oradaki Müslüman göçmenlerde reaksiyon doğuruyor. Onlar da işte zaman zaman terör yapıyorlar. Yine, evet, bunun son örneğini Fransa'da gördük. İşin içinde İslamofobi kelimesindeki İslam kavramı, evet, dolayısıyla. Beri tarafın terör işlemini dini sloganlar kullanması dolayısıyla İslam'a tavır alıp almamak ya da bu konuda nasıl tavır alınmalı diye ciddi bir problemi de, evet, ortaya çıkarıyor. Evet. Siz bugün Türkiye'yi yönetiyor olsanız Avrupa'daki İslamofobi ve terör olayı karşısında
nasıl bir politika izlersiniz? Türkiye nasıl bir politika izlemeli yani? Yöreseydim Türkiye'yi, önce Avrupa'daki bütün devlet başkanlarını İslamofobi sözcüğünü kullanmamalarını isterdim. İslam'ın bütün dinler gibi bir barış dini olduğunu, dolayısıyla bir İslam karşıtlığı üzerinden politika yapmanın ne kadar yanlış olduğunu onlara ifade ederdim. Aynı şekilde biz Hristiyan vatandaşlarımıza da, onların da inançlarına saygılıyız. Dolayısıyla bütün terörüyle İslam'ı yan yana getirmenin ne kadar yanlış olduğunu, eğer bunlar, bunu yapan teröristler varsa, buna hep beraber karşı çıkmamız gerektiğini, en çok karşı çıkması gerekenlerin de Müslüman ülkeler olması gerektiğini, altını çizerdik. Çünkü gerçekten de İslamiyet bilime değer veren bir inanç, kültüre değer veren bir inanç, efendim barışa değer veren bir inanç, insana, sadece insana değil aslında bütün doğaya saygı duymasını öngören bir inanç aynı zamanda. Dolayısıyla İslamiyet üzerinden veya İslamiyet adına terör estiren, kafa kesen kim varsa, kim olursa olsun buna hep beraber karşı çıkmak zorundayız zaten. Tehdit kime yönelirse onun da çok büyük bir önemi yok. Yani Hristiyan vatandaş oldu, Müslüman vatandaş oldu veya bir başka inanca sahip olan oldu. Teröristse hangi inanca karşı çıkıyorsa çıksın veya onu bir anlamda yok etmek istiyorsa, onu öldürmek istiyorsa buna karşı çıkmak insanlığın ortak değeri olarak kabul etmemiz ve bunu sürdürmemiz gerekiyor. Zaten o teröristler sadece Avrupa'da terör yapmıyorlar. İslam dünyasında türbeleri bombalıyorlar, tabii, camileri bombalıyorlar, kafaları kesiyorlar. Aynen, Irak'ta gördük biz, tabii, bunu Suriye'de tabii, gördük, evet. Afganistan'da evet. gördük, bunların tamamına karşı çıktık. Yani Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı, ağırlıklı kesimi Müslüman ama hep beraber karşı çıktık buna. Yani türbelerin bombalanması, camilerin yıkılması, farklı düşündü diye veya farklı bir inanç grubuna sahip oldu diye insanların öldürülmesi, bunlara hepsine birlikte karşı çıkmak zorundayız. Türkiye bu konuda çok açık, çok net bir tavır takınmalı ve Batı'nın bütün politikacılarına bunu anlatmalı. Gerekirse bu konuda milletvekillerinden oluşan, her partinin milletvekillerinden oluşan bir ekip gönderilmeli. İslamiyet'e nasıl baktığımızı, teröre nasıl baktığımızı oturup anlatmalıyız onlara. Yani bu konuda Türkiye terörden çünkü en büyük mağduriyeti yaşayan dünyadaki belki tek ülke. 40 yıldır, 50 yıldır terörle uğraşan bir ülke. Teröre ağır bedeller veren bir ülke. Dolayısıyla teröre karşı çıkarız. Tamam, bu terörün din adına yapılmış olması, kimlik adına yapılmış olması hiç önemli değil. Önemli olan burada terörün tümüyle yok edilmesi. Yani terör kendisine bir amaç belirleyebilir. O amacı gerçekleştirmek için teröristler aracılığıyla terör eylemi estirebilir. Ama insanlık olarak hep birlikte bu teröre karşı ortak mücadele etmeliyiz. Hatta bunu sadece belki ben bizim CHP milletvekillerine de söylerim. Belki de bunu da burada ifade etmek isterim. Avrupa Parlamentosu'nda bizi temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi, diğer partilerin de milletvekilleri var. Belki ortak bir bu İslamofobi kavramının siyaset kültüründen çıkarılması gerekir. Yani terör demeliyiz. Kim yapıyorsa terörü ona karşı çıkmalıyız. Yani belki bunun üzerinden götürmeliyiz olayı. Çünkü kendilerini İslam olarak ya da Müslüman olarak tanımlayıp kendisi gibi düşünmeyen veya inanmayan veya o ritüelleri yerine getirmeyen insanların öldürülmesini hak gören insanları İslam olarak görmemek lazım. Onları tamamen ayrı bir yerde düşünmek lazım ve onlara hep birlikte bizim kınamamız gerekiyor. Buradaki tepkilerden birisi mesela hani boykot kararları olabilir mi? Doğru bir, siz gerçi eleştirdiniz bunu ama en son Fransa'ya bir boykot kararı almıştı Türkiye. Şimdi Sayın Erdoğan... Şu anda uygulanıyor mu? Yani bu? Sayın Erdoğan Fransa'nın bize boykot uyguladığını düşünmüş. Oysa boykotu uygulayan Fransa değil Mısır'dı.
ama herhalde Mısır, Suudi Arabistan, bunlar boykot uygulamışlardı. Fransız mallarına boykot uygulamak, bence Ali Babacan'ın güzel bir sözü var yani, çocukça bunlar. Yani biz geçmişte de Fransız parlamentosundan Ermenilere Türkler katliam uyguladı diye yasa çıktı. Biliyorsunuz o yasa çıkmasın diye biz bütün partiler milletvekillerini Paris'e gönderdiler. Parlamentodaki görüşmeleri izlediler. Kulis yaptılar. Ne oldu? Boykot yaptık. Kaç gün sürdü? 3 gün sürdü yani. 4. gün her şey unutuldu. Şu anda gitti. Uygulanmıyor değil mi? Yok efendim. Hayır efendim. Sadece hayır. Yani, Cumhurbaşkanı dedi, ondan sonra tabii tekrarlamadı da zaten. Tekrarlamadı. Evet. Evet. Yani. Bir şeyler söyledim gerçi. Ayrıca evet, da Odalar Birliği, TÜSİAD falan gibi önemli yerlerde hiç açıklama yapmadılar. Hiç açıklama bile yapmadılar. Tabii. Hadi boykot yapalım. Tabii tabii. Diye. Olacak iş değil. Olacak işte. Yani gitmişim. Renault var dediğim gibi, yani söyledim, Renault var yani. Şimdi Renault'u kapatacak mıyız? Fransız otomobil devi ya da Erdoğan'ın kullandığı Airbus'lar var, Fransızlar. Efendim işte onları ortak yapıyorduk falan. Bunlar hepsi hikaye yani. Şöyle, bir siyasetçi halka doğruları söylemeli ve yapabildiklerini, yapabileceklerini ifade edebilmeli. Yapamayacaksa bir şey, onu ifade etmemeli. Ne oldu? Söz açıkta düştü, açıkta kaldı mı? Açıkta kaldı. Evet. Böyle bak. Ali Babacan deyince iç politikaya geldi. Evet. İç politikaya geldi. Erken seçim konusunu soralım. Üç önemli Türkiye'nin şu anda gündemi var. Evet. Bir erken seçim tartışılıyor. Ekonomi sorunu var. Evet. Ekonomi tabii ki erken seçimle ilintili. Bir de Türkiye'nin hukuk sorunu var. Yani üç en temel sorunlardan evet, birisi. Evet, isterseniz erken seçim. Siz bir erken seçim çağrısında bulundunuz. Evet. O benim çok dikkatimi çekmişti. Evet. Bir televizyon programında ve Devlet Bahçeli'ye. Çünkü Devlet Bahçeli aslında Türkiye'de erken seçim markası. Yani Türkiye'yi ne evet, zaman istediyse bugüne kadar hep erken seçime götürdü. Erken seçim eşittir Devlet Bahçeli geliyor herkesin aklına. Doğal olarak sizin aklınıza da geldi. Ve yani Türkiye'nin bu sıkışmışlığından kurtulmak için erken seçim dediniz ki Devlet Bahçeli'ye buradan sesleniyorum. Türkiye'yi erken seçime götürsün. Siz gerçekten şimdi, bunu ben yazmıştım da. Evet. Yani buna gerçekten mesela Devlet Bahçeli Türkiye'yi erken seçime götürebilir mi? Yani iktidar reddediyor ama hala Türkiye'nin gündeminden erken seçim düşmüyor. Gündemimizde ama Bahçeli, bir taraftan da şey var yani bu değişen hükümet sistemi içerisinde iktidar istemezse erken seçime giderim. Şimdi şöyle, nasıl olacak? Yani bunu mesela hangi duyguyla siz böyle bir çağrıda bulundunuz? Temel çağrıda bulunma gerekçem şu. Gerçekten hani İzmir'de deprem evet, oldu, enkaz vesaire. Evet. Ekonomide çok ciddi bir deprem evet, var aslında yani. Evet. Yani şimdi dolara bakın nerede? Avroya bakın nerede? Sterline bakın nerede? Bizim Türk lirası yani güneşteki güneş altındaki kar gibi eriyor evet, aslında. Yani ciddi bir devalüasyon yaşıyoruz biz yani. Evet. Şimdi bunun Türkiye ekonomiye yansımaları daha henüz yara çok sıcak. Önümüzdeki günlerde çok da ağır olacak bu. Fatura kime çıkıyor? Fatura garibana çıkacak yani. Ekmekten tutun, iğneden ipliğe kadar her şeye zam gelecek mi? Her şeye zam gelecek. Evet. Hayatın bilinen bir gerçeğidir zaten bu. Şimdi bunu nereye kadar taşıyacaklar? Şunu bakın, ben erken seçim çağrısını Türkiye'nin bir an önce kendi sorunlarını aşması için bir yol olarak gördüğüm için ifade ettim. Bir daha ifade edeyim. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları bir an önce aşması için erken seçime gitmek zorundayız. Şunun için. Gider mi Türkiye erken seçime? Şunun için, her geçen gün topluma olan maliyet artacak. Fakir fukaraya gelen maliyet artacak. Artıyor, besbelli. Görünüyor yani bu. Maalesef. Şimdi benim bankada dolar olarak hesabım varsa erken seçime hiç gerek yok. Dolar arttıkça ben kazanıyorum. Yol yaptım, köprü yaptım, havaalanı yaptım, tünel yaptım, bunların şehir hastaneleri yaptım. Bunun karşısında da devlet bana dolar olarak borçluysa erken seçime gerek yok. Ne kadar artarsa dolar ben o kadar karlıyım. Peki asgari ücretli? Peki fakir fukara? Peki apartman görevlisi? Peki işsiz birisi? Ne olacak bunların hali? Bütün fatura bunların sırtına yıkılacak. Emin olun bütün fatura bunların üstüne yıkılacak. Peki
Nereden çekip çıkaracağız Türkiye'yi? Oturacağız, diyeceğiz ki bu ekonomik buhran. Bakın, daha önce ben 2018'de, Taha Bey, 2018'de İstanbul'da Ağustos ayında ekonomik kriz diye, nasıl aşarız diye 13 madde halinde saydım. Bunların ivedilikle yapılması lazım. Bu ekonomik krizi olabildiğince hafif atlatalım, kapımızda demiştim. 2020 yılına geldik, artık bir ekonomik buhran içindeyiz. Kriz falan yok artık, bir buhran içindeyiz yani. Kabul etmemiz lazım. 10 milyon işsiziniz var sizin, 10 milyon. Bakın, bu yıl üniversiteler mezun verecekler. Diyelim 500 bin mezun oldu. Hadi 100 binin diyelim babasının fabrikası var, iş yeri var vesaire. 400 bin nerede iş bulacak? Nerede iş bulacak 400 bin kişiye? Bunlar üniversite mezunu. 5 yıldır, 6 yıldır, 10 yıldır üniversiteyi bitirdiği halde hala babasının, annesinin eline bakan var. Yeni yatırım mı var? Hayır, yok. Yurt dışından para mı geliyor? Hiçbir kimse gelmiyor. Bakın Elif Hanım, size şunu söyleyeyim. Türkiye Varlık Fonu'nu kurdular değil mi? Evet. Ekonomik buhranı nasıl aşarız diye. Bütün büyük şirketleri, kamu şirketlerini buraya topladılar. Dediler ki bakın, bütün kamu şirketleri burada. Dolayısıyla biz istediğimiz yerden, istediğimiz ölçülerde borç alabiliriz diye. Varlık Fonu, emin olun. Şimdi de zarar ettiği konuşuluyor herhalde. Zararın ötesinde bakın, zararın ötesinde. Yani gerçekten. Eylül ayında HSBC, bir başka yabancı şirket var, Citigroup, bunları yetkilendirdiler. Dediler ki bize borç para bulun. Evet. Varlık Fonu yetkilendiriyor. Eylül ayında tık yok. Hiç kimse borç para vermedi. 13 Ekim'e geldiler. Bu sefer daha büyük grupları, yabancı grupları, sermaye gruplarını ve bankaları yetkilendirdiler. Bize borç para bulun dediler. Yine borç alamadılar. Ekim Eylül'den kötü olmuş. Tabii. 20 Ekim'e geldiler. Dediler ki hayır, yani artık kimse bize borç para vermiyor. Ama aynı dönemde Ülker grubu, o da çıktı. Ben borç istiyorum dedi. İstediğinin 4 katı talep geldi. Bakın, bir tarafta devletin en önemli kurumlarının olduğu Türkiye Varlık Fonu çıkıyor, para bulamıyor. Ama Ülker grubu çıktı, talebinin 4 katı talep geldi. Dedi ki size borç verebiliriz diye. Zarar ediyor. Evet. Olağanüstü zarar ediyor. Bakın, kısa vadeli borçları, evet, 2017'de 26 milyar lirayken 2019'da 951 milyar liraya çıkıyor. Nereye? 951 milyar. 951 milyar liraya çıkıyor. Kısa vadeli borçları. 26, hatta tam rakamı vereyim Taha Bey. Evet. 26 milyar 502 milyon lirayken 2017'de kısa vadeli borçlar, 2019 yılında 951 milyar 482 milyon liraya çıkıyor. Nereye gitti bu para? Ne yaptılar bu parayla? Bir de bunların faizi yüksek, dünya ortalamasından yüksek. Evet efendim. Bir de o gerçek de var. Üstelik dünyada negatif faiz varken. Evet. Düşünün. Yunanistan, dalga geçiyorduk biz bir ara Yunanistan'a, diyorduk ki battı işte, mahvoldu falan filan diye. Binde 9'la borçlanıyor. Binde 9. Biz %6 veriyoruz. Ama kimse bize para vermiyor. Yunanistan dışarıdan borç aldığında binde 9 faiz ödüyor. Evet. Biz dışarıdan borç aldığımızda %6 faiz ödüyoruz. Tabii ama vermiyorlar. Ama borç da vermiyorlar. Onu da veriyorlar. Tabii, onu da %6 vermiyorlar yani. Onu da kabul etmiyor adam. Yani finans çevreyle bunu da dolayısıyla bizim erken seçim, bakın eğer bu ülkeyi seviyorsak, insanımızı seviyorsak, bu ülkedeki insanlar daha büyük yükler altına girmesin istiyorsak, bu iktidarın gitmesi lazım. Buhran dediniz ya, artık evet, ekonomik kriz değil, buhran olarak, buhran içerisindeyiz, evet, dediniz. Peki bu kadar kötü yönetim, yani değil mi? Ekonominin, evet, bu kadar kötü durumda olmasının sebebi bakanlıkta bir damat bakan olması mı? Ya da bakanın damat olması mı? Sebep? Varlık Fonu'nun başkanı kim biliyor musunuz Elif Hanım? Sayın Erdoğan. Başkan vekili kim? Damat. Dünyada böyle bir örnek yoktur. Devletin bir varlık fonu var. Varlık fonunun başkanı Cumhurbaşkanı. Efendim, başkan yardımcısı da damadı.
Allah aşkına ya, burası kabile devleti midir? Ve Sayıştay denetimi de yok. Ve hayır, Sayıştay denetimi falan yok zaten. Evet. Bir kamu kurumu denetimi de yok. Yani evet, olur Sayıştay olmaz da dersiniz ki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun bankalar yeminli murakıpları denetlesin. O da yok. Özel denetim. Bulacaklar bir adam, gel bunu denetle diyecekler. Zaten o nedenle hiç kimse güven duymadığı için Türkiye Varlık Fonu'na para vermiyor. Kemal Bey, ne olduğunu ben bilmiyorum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi burada tıpkı Amerika'daki gibi tuhaf bir durum da söz konusu. Bu kadar işte 10 milyon işsiz dediniz, değil mi? Türkiye evet, borç bulamıyor. İstiyor ama borç bulamıyor. Kimse vermiyor. Kimse vermiyor. Bir buhranın içerisindeyiz. İşte artık böyle ekmek, evimize ekmek götüremiyoruz. Serzenişleri var evet, iktidara karşı. Peki bu yapılan anketleri nasıl değerlendiriyorsun? Bunu ben geçen sefer de size Liderler öyle, Ekonomiyi Konuşuyor programında da sormuştum öyle, ama işin içinden çıkamadığım için tekrar sormak istiyorum. Siz siyasetçisiniz, sahaları geziyorsunuz. Buradaki ankette mesela neden sert düşüşler yok? Anketlerde hala mesela iktidara destek bu kadar şimdi yüksek. Şunu buradaki sebep ne? Yani siz mutlaka bunu konuşuyorsunuzdur. Elbette. Gösterilen rakamlar elbette büyük rakamlar. Yani %35 gibi bir rakamın hala bütün bu buhran içinde korunması önemli tabii. Burada birden fazla neden var. Yani psikolojik nedeni var, sosyal nedeni var, buradan geçinenler var, bunlara yardım yapanlar var. Dolayısıyla bir grup var zaten böyle. Ama bir de şu var, yani gerçekten bugün biz AK Parti'ye oy vereceğiz diye anketçiye bu yanıtı verip ama gerçekte oy vermeyeceğini düşünenler de var. Biz bunu da biliyoruz zaten. Böyle bir tablo da var. Kararsızlar yükseliyor. Evet, çünkü insanlar bakıyorlar, değerlendiriyorlar. Yani partileri gözlüyorlar, gözlemliyorlar. Ben hani böyle çok ciddi, çok sert bir düşüş beklemiyorum zaten. Ama Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun iyi olmadığını, bu tablodan toplumun büyük bir kesiminin zarar gördüğünü AK Parti'ye oy verenler de kabul ediyorlar. Gittiğim yerlerde şu söyleniyor, çok açık ve artık bunların gitmesi lazım. Evet, artık bunların gitmesi lazım. Bunlar gitmeli, yeni bir anlayış gelmeli, devlet doğru dürüst yönetilmeli, bilgiyle yönetilmeli, birikimle yönetilmeli, liyakatle yönetilmeli, tek adam her şeye hakim olmamalı, devletin kurumları olmalı, o kurumlara saygı gösterilmeli, her şeyden önce devlet dediğiniz kurumun şeffaf olması lazım. Toplan vatandaşı, tüyü bitmemiş vatandaştan, çocuktan, yeni doğan çocuktan vergi alıyorsunuz. Aldığınız verginin nerelere harcandığını anlatmanız lazım. Devletin kendisine çeki düzen vermesi lazım. Böyle bir anlayış, böyle bir yapı uzun süre gidemez. Mümkün değil, gidemez. Evet. Bakın, bütçe geldim. Bütçe toplumda bir heyecan uyandırdı mı? Hayır. Milletin bu bütçeden bir şey geldiğini, böyle bir beklentisi var mı milletin? Hayır. Berat Albayrak, yani Hazine ve Maliye Bakanı, bütçe dolayısıyla medya mensuplarını çağırıp, eskiden öyle olurdu, Maliye Bakanları bütçeyi parlamentoya sunmadan önce bütün ekonomi yazarlarını, medya yazarlarını toplarlardı ve o bir bütçenin önümüzdeki yıl topluma hangi avantajları sağlayacağını anlatırlardı. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Bütçe apar topar, üstelik anayasada öngörülen süre içinde dahi meclise verilmedi. Bütçenin ekleri 3-4 gün sonra meclise gönderildi. Yok yani. Çünkü bürokrasi tümüyle tasfiye edilmiş durumda. Sarayda bir grup çevre var. Bunlar tümüyle sisteme egemen olmak istiyorlar. Ama bunlar da bir anlamda kendi kendilerini yiyorlar. Onların içinde iyi insanlar da var. Kabul edelim. Yani iyi insanlar var ve gidişten onlar da rahatsızlık duyuyorlar. Ama hiç kimse cesaret edip doğruları Erdoğan'a anlatmıyor, damat dahil. Evet. Şimdi Kemal Bey, erken seçime gitmenin anayasaya göre biliyorsunuz iki yolu var. Bir, Cumhurbaşkanı tek başına evet, meclisi feshedip hadi seçime gidiyoruz der. Evet. Kendisinin de seçimi yenilenir. Ben Sayın Erdoğan'ın kendi Cumhurbaşkanlığı döneminden bu şekilde iki yıl kaybedeceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bugün seçim kararı alırsa 2023'e kadar olan iki yılı evet, kaybetmiş olacak. Evet. Sonraki seçim kazanır kazanmaz ayrı konu. İkinci yol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5-3 çoğunlukla erken seçim kararı evet, alması. Bu başkanlık sisteminin nasıl başkanın tek karar verici olmasına göre hazırlandığını da gösteriyor. Gösteriyor. Tek imzayla başkan seçime tabii, gidiyor ama meclis
Salt çoğunlukla seçim kararı alamıyor. 5'te 3. Görünür yol 5'te 3. Diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP anlaştılar. Hadi erken seçime gideceğiz dediler. Evet. 5'te 3 çoğunlukları yok. Öyle bir açıklama yaptıklarında siz erken seçim istiyoruz, tamam teklifinizi destekliyoruz der misiniz? Deriz. Bu çok önemli. Deriz, şunun için erken deriz. Erken taahhütte bulunuyorsunuz. Evet, yani. Evet. Şunun için deriz. Yani bu toplumun daha büyük dramlarla karşılaşmaması lazım. Ya gençler intihar eder noktaya geldi. Ben gençlerle konuşuyorum. Umudunu yitirmiş gençler. Ve onlara şunu söylüyorum. Sakın umudunuzu yitirmeyin diyorum. Önümüzdeki seçimlerde iktidarı belirleyecek olanlar sizlersiniz. Siz aslında çok ciddi bir güçsünüz. Ama gücünüzün farkında değilsiniz. Birleşin, bir araya gelin, gücünüzü gösterin. Sizi işsiz bırakanlara oy vermeyin. Sen 18 yıldır iktidarsın. Beni işsiz bıraktın. Ben üniversiteyi hangi şartlarda okuduğumu sen biliyor, bilmiyorsun. Sen beni işsiz bıraktıysan ben de sana oy vermem kardeşim. Böyle bir kampanya açın dedim. Böyle bir çalışma yapın dedim. Dolayısıyla siz güçlüsünüz, gücünüzün farkına varın. Ben tabii böyle bir ihtimal olur mu? Erken seçim için meclise evet. gelirler mi? Ben geleceklerini sanmıyorum. Ben de sanmıyorum ama evet. diyelim ki oldu. Ama siz gelirse, ki beni destekliyorsunuz. Tabii gelirse destek veririz tabii. Evet. Buradan yeni partilere geçelim. Ali Babacan'dan da bahsetmişti. Millet İttifakı sorun. Evet. Millet evet. İttifakı sağlam mı? Bir ara böyle İYİ Parti'nin içerisinde halen devam eden tartışmalar var. Bir FETÖ tartışması girdi. Şimdi şöyle... Ayrıca İYİ Parti'ye yönelik Cumhur İttifakı'ndan davetler de var. Milli ve yerli parti olduğu söylendi. İYİ Parti'nin 3. yıl dönümünde. Sağlam mı Millet İttifakı, yerinde duruyor mu? Şöyle, tabii ben ittifak adına konuşmayı doğru bulmam. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak şunu söyleyebilirim. Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve çevresi bürokrasinin bazı unsurlarını da kullanarak operasyon yapıyor. Yani bunu bürokrasinin etmiyor. Bazı unsurlarını kullanarak dediniz. Bu çok önemli. Evet. Ne gibi? Bürokrasinin bazı unsurları dediğim aslında 3 aşağı 5 yukarı siz de tahmin edebilirsiniz. Onlar aracılığıyla belli kesimler üzerinde ya da belli kişiler üzerinde çalışmak, onları bir anlamda ajede etmek, çevresiyle bir ajede etmek, belli kişilere, belli kurumlara gerçekten ciddi paralar vermek, teklif etmek ve bu çerçevede ittifakı bozmak istiyorlar. Yani bunu ben... Size gelen bilgi. Bilgi. Ben bunu biliyorum yani burada. Hiçbir tereddüm yok benim. Ama buna karşın tabii önce ittifak üzerinde acaba İYİ Parti'yi dağıtabilir miyiz? Bunun üzerinde durdular. FETÖ suçlaması bu şeye benziyor. Yani beğenmediği bir insanı eskiden PKK'lı diye suçlarlardı. Şimdi de en taze şey suçlama aracı FETÖ oldu. Ben seni beğenmiyorum, o zaman sen FETÖ'cüsün diye. Ya da 28 Şubat'ta mürteci diye, evet. gerici diye suçlarlar. Evet, suçlarlar. Yani bir siyasetçinin aslında bu konuma düşmesi onun zayıflığını gösterir. Ya bu ülkenin savcıları var. Bu ülkenin efendim kimin FETÖ'cüdür, kimin olmadığını. Üstelik bütün şeyler, deliller senin elinde. Yani iktidarı yöneten kişi, karşıdaki kişiyi FETÖ'cü olarak suçluyor. Elinde hiçbir şey yok. Bu onun aslında zayıflığını gösteriyor. Ben çok zayıfım, yapacak hiçbir şeyim yok. Elde hiçbir delil yok, suçlayamıyorum. Ama ben bunu bir suçluyum, dolayısıyla vatandaş da seni FETÖ'cü olarak görsün. Aslında bana sorarsanız FETÖ'nün bir numaralı unsurları zaten kendileri. Yani alan, devletin içine yerleştiren, en kritik noktalara yerleştirenler zaten onlar. Şimdi İYİ Parti üzerinde oynadılar. Burada da beklediklerini bulamadılar. Tabii kurultaydan sonra İYİ Parti'de... bazı arkadaşlar hani yönetimde yer almadıkları için itiraz ettiler ama orada da bir sağduyu egemen oldu. Yani sonuçta arkadaşlar gidip düşüncelerini bir şekliyle genel başkana aktardılar. Sağduyunun egemen olduğunu düşünüyorum. Bizim üzerimiz... Meral Akşener de açıkladı zaten. Tabii evet. Bir tavır değiştirmelerinin söz konusu olmayacağını, Millet İttifakı tabii. içinde devam edeceklerini açıkladı. Evet, evet. Bizim üzerimizde oynadılar. Oynamaya çalışıyor, oynuyorlar da. Şöyle bir taktik izliyorlar, onu da ifade edeyim.
bizim yine bize ulaşan bilgilerden. Ya şimdi biz şu Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde halletmemiz lazım. Nasıl halledeceğiz? Kendi medyalarında, yani bizim havuz medyası olarak tanımladığımız medyada yazdıklarının hiçbir etkisinin olmadığını gördüler. Hiçbir etkisi yok. O zaman biz CHP'lilerin okuduğu ya da dinlediği medya üzerinden bir şey yapabilir miyiz diye şöyle bir önerinin belli kesimlere, belli kişilere, belli gruplara gittiğini biliyorum. Ya tamam, bizi eleştiriyorsunuz, dozunda eleştirin ama mutlaka Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi de eleştirin. Böylece oradan bir şey yapabilir miyiz? Yani partinin içinde bir şeyler yapabilir miyiz diye bir arayışın içine girdiklerini de biliyorum. Buradan da bekledikleri sonucu alamayacaklar yani. Neden biliyor musunuz? Ya biz haklıyız. Gerçekten haklıyız. Hani şu olsa, benim hırslarım olsa, ben bu olmazsam asla olmaz. Öyle bir hırsım da yok benim yani. Benim tek beklediğim bu memleket huzur içinde herkes yaşasın yani. Bu kadar. Siyasetçilerde biraz hırs olmalı değil mi? Efendim? Siyasetçilerde biraz hırs olmalı. Benim hırsım bireysel hırs. Yoksa ben bu ülkenin gerçek anlamda demokrasiye kavuşması için elimden gelen bütün çabayı gösteririm. Ben boşuna mı Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdüm? Adalet için yürüdüm. Orada benim bireysel bir çıkarım var mıydı? Hayır, bireysel bir çıkarım yoktu. Ama ben hapishanede haksız yatan, haksız yere yatan insanlar için de yürüdüm. Dolayısıyla bakıldığı zaman, tabloya bakıldığı zaman Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, ittifakın dağıtılması gerektiğini, bu çerçevede bir çaba harcadığını. Buradan da sonuç elde edemediler. O zaman bir üçüncü şey. Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde şöyle veya böyle yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz? Şimdi bu çaba gösteriliyor. Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz? Sadece o değil. Yani Mustafa Sarıgül. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. Yani onu bilmiyorum tabii. Mustafa Sarıgül'ü mü kastediyorsunuz? Yani ittifakın içinde geçmişte yer alıp ya da ya CHP olabilir veya bir başka, buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz diye. Böyle bir özel çaba var. Bunun için de çabaların gösterildiğini biliyorum. Belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum. Paradan hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Hatta o kişilerden bir kişi, yani parti kurmak isteyenlerden birisinin doğrudan doğruya belli kişileri arayıp uçak biletin hazır, 5 yıldızlı otelde yerin hazır, gel buraya oturalım konuşalım biz bu işleri hallederim falan dendiğini de gayet iyi biliyorum. Çünkü bunlar bize doğrudan hemen hemen bu bilgiler geliyor. Bunun üzerinde de bir çalışma var. Ayrıca HDP üzerinde de bir çalışma var. HDP üzerinde nasıl çalışıyor? HDP üzerindeki çalışma şöyle. Kürtlere ayrı bir parti kurdurmak istiyorlar. Dolayısıyla HDP'yi acaba bölebilir miyiz, parçalayabilir miyiz diye. Mithat Sancar'la program yaptığımızda bunu soralım dedi. Evet. Evet. Özel bir çaba HDP üzerinde de yürütüldüğünü biliyorum. Mithat Sancar dediniz, ben Mithat Sancar Bey'in HDP'ye genel başkan olarak, eş genel başkan olarak gelmesini Türkiye açısından bir kazanç olarak görüyorum. Onu da ifade edeyim. Ben de öyle görüyorum. Evet, yani HDP'nin bir Türkiye Partisi'ne dönüşmesi, ayrılıkçı bir parti olmaktan çıkıp çıkması, reformist bir parti haline gelmesi bakımından. Evet, gerçekten son derece önemli. Dolayısıyla bütün bu denemeler yapılıyor Elif Hanım. Ama bu denemeler yapılıyor diye ben emin olun bu ülkedeki yaşayan insanların ferasetine güveniyorum. Yani bizim insanımızın bir sağduyusu var yani. Evet. Bütün bunları aslında görüyor. Kafasında tartıyor aslında yani. Bizim insanımız o kadar şey değil yani. Kararsız değil aslında. Olayları görüyor, tartıyor, oturup konuşuyor, dertleşiyor. Kimin hangi hareketi, hangi gerekçeyle yaptığını aslında biliyor zaten. Yani bizim insanımız o kadar gözü kapalı değil. Dolayısıyla bütün bu çabalara rağmen ben Millet İttifakı'nın büyüyeceğini, Millet İttifakı'nın, çünkü bu ülkenin sorunlarını emin olun Millet İttifakı çözecektir. Bakın buna bütün samimiyetimle inanıyorum. İlk kez, belki bizim Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokrasiden yana olan, hangi görüşten olursa olsun siyaseten,
ortak payda demokrasi ise, demokrasiden yana olanların bir tarafta olması, otoriter rejimden yana olanların da bir tarafta olduğu bir sürecin içine girdi Türkiye. Ben demokrasiden yana olanlar kazanacak diyorum. Her birimiz ayrı partiyiz. Doğru, her birimiz ayrı partiyiz. Ekonomi politikalarımız ayrı, sosyal politikalarımız ayrı olabilir. Ama hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasiyi. Ve her vatandaşım şunu düşünmek zorunda. Ben Millet İttifakı'na oy veriyorum ama Millet İttifakı'nı eleştirmeyeceğim anlamında değil. Ne için oy veriyorum? Demokrasi için oy veriyorum. Çünkü rahat eleştirebilmeliyim. Düşüncemi rahat söyleyebilmeliyim. Böyle bir anlayışı biz egemen kılmak istiyoruz. Böyle bir anlayışı egemen kıldığımızda da zaten demokrasi gelecek ülkeye. A Partisi yönetir, bir gün gelir bir başka seçimde B Partisi yönetir. Ama hepimiz bilmeliyiz ki iktidar olan parti toplanan her kuruş verginin hesabını verecek. Devletin kurumları bağımsız olarak görevini yapacak, yargı bağımsız olacak, herkes yargıya güvenmiş olacak, Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmış olacak, dış politika ülkenin çıkarları üzerine inşa edilecek, bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız, Türkiye gerçekten bu bölgenin en güçlü, en dinamik ülkesi haline gelecek, bütün bunları ve biz kısa süre içinde gerçekleştireceğiz. Evet, biz bunların hepsini yapabiliriz. Emin olun, bakın, buhrandan söz ediyorum. Taha Bey, bugün bu ekonomik buhrandan söz ediyorum. Biz Türkiye'de yaşanan ekonomik buhranı 5 yıl içinde atlatmak artı Türkiye'ye çıta yükseltmek bizim boynumuzun borcu ve biz bunu yapabiliriz. İlk olarak neleri düzeltirsiniz ekonomide? İktidara geldiniz. Ekonominin ben burada parantez açıp ufak bir soru soracağım. Buyurun. İlk olarak ne yapabilirsin sorusuyla sen devam edersin. Tamam. Biraz önce siyasi ayaktan bahsettiniz, FETÖ'nün siyasi ayağı evet. diye. Siz bir kitapçık yayınladınız. Öyle. Bunu dijital olarak medyada bütün gazetecilere de gönderdiniz. Evet. Bunun hakkında toplatılma kararı verilmişti. Öyle. Ne oldu sonucu? İtiraz ettik ona. Mahkemede toplatılmaz. Henüz daha sonuçlanmadı. Sonuçlanmadı. Yani Taha Bey, benim bir salı günü grup toplantısında demiştim ki FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım. Sonra oturdum 20 veya 21 madde halinde FETÖ'nün siyasi ayağı budur diye açıklamalar yaptım. Sonra biz bunu, o açıklamaların tamamını broşür haline getirdik. Yani açıklamada fotoğraf yok salı konuşurken ama kitapçıkta ayrıca fotoğraflar koyduk. Örneğin Milli Güvenlik Kurulu kararının fotokopisini koyduk. Erdoğan'la Fethullah Gülen'in bir arada fotoğrafını koyduk. Sayın Ömer Dinçer'in o dönem kendi yazdığı kitaptan bir bölümü koyduk. Bütün bunların hepsini koyduk. Yani hiçbirisi bugüne kadar söylenmemiş değil. Aşağı yukarı hepsi söylenmiş. Dönemin savcılarının yaptıkları, yazdıkları iddianameler 15 Temmuz'dan önce ve 15 Temmuz'dan sonra savcıların FETÖ ile ilgili yaptıkları değerlendirmeler, iddianameler, bunların hepsini koyduk. Şimdi bundan iktidar cephesi rahatsız oluyor bunun yayınlanmasından. Hani itiraz ettiniz, daha sonuçlanmadı. Etmedi, ettik ama sonucunu alırız yani. Bu yasaklanacak türden bir şey değil yani. Evet, buyurun. Evet, bu buhrandan çıkış yolu. 10 milyon işsiz var. Ekonomik kriz her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Evet. Siz iktidara geldiğinizde ekonominin şu anda sizin gördüğünüz üç büyük önemli sorun olarak ekonomide neyi görüyorsunuz ve nereden başlarsınız düzeltmeye? Elif Hanım, diyelim ki yarın sabah ben başbakan ya da cumhurbaşkanı ya da pozisyon ne olursa olsun. Yani öyle bir pozisyonda evet, oldunuz diyelim. Evet, iktidarın anahtarını teslim aldınız. İlk hemen bir basın toplantısı yapacağız. Evet. Diyeceğiz ki vatandaşa, bize güvenin, bize inanın, her şeyi sizin için yapıyoruz. Bir, kesinlikle israfı yasak ve israfı önlüyoruz. Lükse, şatafata asla kaynak ayırmayacağız. Nedir bunlar? Hep böyle söyleniyor. Lüks, şatafat, efendim, israf derken... Arabalardan tutun, o kadar çok israf var ki devletin her tarafında israf var. Her taraf israf kaynıyor. Bütün bunların tamamını bitirecek. Gerçek anlamda israfı engelleyen, devlete ciddiyet kazandıran bir uygulama getireceğiz. Bunu da tek tek sayacağız. İsrafın neler olduğunu devlette ve o israfı nasıl önlediğimizi de yazacağız. Bakanlığın binası boş, siz gitmişsiniz kiralık bir yer tutmuşsunuz. Niye ama? Niye?
birisi kazansın diye. Buradan çıkaracağız, yok diyeceğiz. Senin binan var zaten kardeşim, git burada. Bu zor dönemde bu bina sana yetersiz gelirse sana ayrı bir bina yaparız. Ama dünyanın kirasını ben niye öteyim? Fakir lüks araba kullanımı Sayıştay raporlarında geçiyor. Tabii, evet. İsrafla ilgili o. Hepsini tek tek yazacağım ve hangileri önlediğimde israfı anlatacağım. İki, hemen yapacağımız şey. Ekonomik Sosyal Konseyi süratli bir şekilde çağıracağız. Diyeceğim ki arkadaşlar, sanayicisi var, işçisi var, memuru var, emeklisi var, efendim esnafı var. Gelin kardeşim, yaşadığınız sorunları bana anlatın. Ben de çözümleri size anlatacağım. Oturalım. Biz bu kararları beraber alacağız ve bu kararların gereğini beraber yapacağız. Tamam. Üç, fakir fukaradan toplanan vergilerle dolar bazında yol, köprü, şehir, dünyanın parasını ödüyorsunuz. Diyeceğim ki bunları da çağıracağım. Kardeşim biz bunları kamulaştıracağız. Kamu özel işbirliği projelerinden bahsediyorsunuz. Evet, kamulaştıracağız. Nasıl kamulaştıracağız? Sizin elbette bir oturacağı bunun bir maliyetini çıkaracağız. Kaça yaptınız bunu? 100'e yaptınız. Sizin bir de makul kar vereceğiz. Bakacağız o alanda kar nedir? %20'dir, %25'tir. Karını da vereceğiz. Kardeşim al paranı, biz bu işi bitiriyoruz. Yani müsaade asla değil. Hayır hayır, müsaade değil. Asla değil. Tabii asla değil. Müsaade o doğru değil zaten. Ahlaki de değil. Ahlaki devlet de değil, ciddiyetine de yakışmaz. O bir harcama yapmışsa parasını vereceksin. Ve makul karını, makul karını da vereceksin ve devletleştireceksin. Böylece, fazla almışsa? Efendim? Fazla almışsa geri mi çağıracaksın? Tabii. Şu anda fazla aldıkları bir şey yok. Onu söyleyeyim. Fazla aldıkları bir şey yok. Dolayısıyla onu da makul zemine oturtacağız. Bunu da milletimize anlatacağız. Yani diyecek biz bunu sizin için yapıyoruz. Yani sizin torunlarınız borç ödemesinler. Onun için yapıyoruz biz bunu. Bunu yapacağız. Başka devletin kurumları. Kesinlikle o sözü vereceğiz. Devlette liyakat esastır. Devlette görev yapan liyakatli insanların siyasi görüşüne, inancına, kimliğine bakmaksızın kim o işi en iyi yapıyorsa o makamı onu getireceğiz. Bunu da sözünü vereceğiz. Bakın Taha Bey, ben eski hesap uzmanıyım. Bizde ne olurdu biliyor musunuz? Maliye müfettişleri ve hesap uzmanlarından bir sınav açtığımız zaman, üstadlarımız sınav açtıkları zaman biz giderdik sınavdan önce. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne, İstanbul İktisat Fakültesi'ne, Hukuk Fakültesi'ne hocalarla görüşürdük. Sizin en başarılı öğrencileriniz kim? Bize isim listesi verirlerdi. Biz de giderdik o öğrencilerle konuşurduk. Derdi ki ya bizim gelip sınavlara girer misiniz? En liyakatlileri seçmişsiniz. Evet. Ve biz birbirimizden eleman çalardık. En nitelikleri biz alalım diye. Onların her birisi, gelen arkadaşlar her birisinin siyasi görüşü farklıydı. Ama bilirdik ki en iyi onlar. Bu iki kurum kapatıldı biliyor musunuz? Bakın. Devlet Planlama Teşkilatı. Türkiye'nin en nitelikli öğrencileri alınırdı buralarda. Yetiştirilirdi ve bunlar burası da kapatıldı. Bu sözü vereceğiz. Liyakati yeniden yapacağız. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden açacaksınız. Kesinlikle. Devlet Planlama Teşkilatı bakanlık olamaz efendim. Orada toplumun en saygın, en zeki insanları Türkiye'nin geleceğini planlayacaklar. 20 yılını, 30 yılını, 100 yılını planlayacaklar. Buradaki insanlarda ast üst ilişkisi olmaz. Orada şef, şube müdürü, bürokrasi olur ama planlayan insanlarda olmaz. Çünkü üniversiteden yeni yetişmiş çok zeki birisi o planlama örgütünde 20 yıldır çalışan birisinin ufkunu açabilir. Siz oraya bir dakika sen konuşma dediğiniz zaman o iş olmaz. Yeni giren birisi Turgut Özal'a itiraz eder. DPT'de, evet. Değil mi? Evet. Yani bu vesileyle ben hem Turgut Özal'ı DPT deyince rahmetle anmak istiyorum. Evet. Hem de sizin partinizden değerli devlet adamı Hikmet Çetin'i. Öyle. Bunlar DPT'nin Türkiye'ye kazandırdığı çok değerli elemanlardan. Öyle. Şu anda adını zikretmeye duygusal olarak tabii ihtiyaç hissettiğim tabii, bu ikisini tabii bahsetmek istedim. Devletin kurumlarına sıcak siyasetin müdahale etmesi, kamu ihale kurumu doğrudur çalışacaklar. Orada yetkin insanlar olacak. Devlet ihale yapıyorsa, işi yapıyorsa fiyatına bakacak, uygulamaya bakacak, adamına göre kayırma yapmayacak. İşsizlik sorunu kaçıncı sırada? İşsizlik sorunu şu, Türkiye'de süratli bir şekilde, bakın süratli bir şekilde... Bu depremi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Süratli bir şekilde kentsel dönüşüm yapacağız. En hızlı kentsel dönüşüm. İnsanların hayatını kurtaracağız. İki, istihdam sorununu çözeceğiz büyük ölçüde. Öğretmen açığı asla olmayacak. Köy okullarının hepsini açacağız.
Sağlıkta asla ve asla açık olamaz. Sağlıkta ne kadar şey varsa, ebe, hemşire, yardımcı, sağlık hizmeti, hepsini alacağız. Bütün okullarda kesinlikle öğretmen açığı olmayacak. 189 bin, Sayıştay diyor ki 189 bin öğretmene ihtiyaç var. Ya dışarıda o kadar insan var. Öğretmenleri alacaksınız, onları istihdam edeceksiniz. Okullar, okul sayısını artırmak zorundayız. Eğitimle ilgili şöyle ifade edeyim. Biz meslek liselerini kapatacağız. Teknoloji liseleri kuracağız. Teknoloji lisesine gelen çocuk zeki olacak, parlak olacak, uygulamayı görecek, organize sanayi bölgelerinde olacak bu okullar. Bu okullardan mezun olan çocuk iz düşümü olan üniversiteye artı puanla gidecek. Yani diyelim ki düz liseden mezun olan bilgisayar bölümüne 100 puanla giriyorsa, bu 95 aldığında üstüne 5 puan eklenecek, daha fazla oraya avantajla girecek. Meslek lisesi? İmam hatipler kalacak. Yani onlarla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. İmam hatip de. Çünkü meslek orada liseleri da, dediğiniz için bir anda aklıma geldi. Orada da çocuklarımızın iyi bir eğitim görmesini istiyoruz. Bakın o okullara giden çocuklar da bizim evlatlarımız. Evet. Onların da iyi bir eğitim görmesi lazım. Felsefe dersleri, din dersleri. Yani bizim İslam dünyamızın en önemli isimleri vardır. O isimlerin bir şekliyle o çocuklara öğretilmesi lazım. Bizim İslam tarihinde Taha Bey çok daha iyi bilir. Çok önemli düşünürler vardır. Akil insanlar vardır. Bunların yayınları vardır. En azından bunların da o çocuklarımıza bir şekliyle öğretilmesi lazım. Dünyanın öğretilmesi lazım. Çağdaş dünyanın öğretilmesi lazım. Bilimin, ahlakın, etik değerlerin ne olduğunu öğretilmesi lazım. Varlık fonu ne olacak? Varlık fonunu kapatacağız. Öyle bir fon olmaz zaten. Öyle bir fon. Varlık fonu, bir ülkenin bütçesi fazla veriyorsa varlık fonu gelecek kuşaklar için kurabilirsiniz. Norveç'te doğalgaz ve petrol çıkarılıyor. Gelecek kuşakların hakkı diye bir kısmı yine varlık fonu içinde tutuluyor ve o fon değerlendiriliyor. Türkiye'de öyle varlık fonunu oluşturabilecek bir kaynağımız yok. Efendim ben size HSK'yı sormak isterim. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Elif Hanım'ın da yazılarında temas ettiği bir konu. Sizin de hakkınızda açılan tazminat davalarında hakimlerin birkaç defa hem de değiştirilmesiyle karşıya kaldığınız konu. Türkiye'de yargının siyasallaşmasında, adaletsizliğin yaygınlaşmasında HSK'nın bu tür tasarrufları birinci derecede önemli diye düşünüyorum. Bunu derken de kendimi bir hukukçu olarak selahiyetli görüyorum. Sizin hem HSK ile ilgili kendi davalarınızdan da esinlenerek görüşünüz nedir? Hem de nasıl bir düzeltme programı düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın Erdoğan muhalefette olduğu dönemde, yani partiyi kurup büyüttüğü dönemde, daha sonra da iktidar olduğu dönemde vesayetten çok şikayet ederdi. Siyasetin vesayet altında olmasından çok şikayet ederdi. Haklı mıydı? Haklı olabilir. Haklıydı da yani. Haklıydı, vesayet tabii. Vardı. Yani biz son anayasa düzenlemelerini hep vesayet altında gerçekleştirdik. Yani bastırdılar. Şöyle olacaktı, şöyle olacaktı. Oldu yani. Kendi özgür iradesiyle Türk siyaseti henüz daha bir anayasa yapmış değil. Evet. Bunu maalesef, böyle görmemiz lazım. Tek parti dönemini ayrı bırakayım çünkü orada devlet kuruluşu var. Orada da aslında demokrasiye çok büyük bir vurgu var. Egemenlik, hakimiyet bila kaydı şart milletindir diyor birinci maddede. Yani milletin iradesine özel bir vurgu yapıyor. Şimdi geldiğimiz dönem ise sadece yargının değil tüm devlet kurumlarının vesayet altında olduğu bir dönem. Bir kişinin vesayeti altında. Dava açılıyor benimle ilgili. Olabilir, dava açılabilir. Hakaret olarak görülebilir. Başka bir şey olarak görülebilir. Dava açarsınız. Mahkemede açarsınız. Mahkemeye düşer. Fakat o mahkemenin, o mahkemedeki yargıcın bağımsız davranabileceğinden endişe duyup değiştiriyorsunuz. Yerine kesinlikle beni mahkum edecek şeyi getiriyorsunuz, hakimi getiriyorsunuz. Kim getiriyor bunu? Hakimler, savcılar kurulu. Oldu değil mi sizin davalarınızda? Defalarca oldu. Üç kez defalarca oldu. Defalarca oldu. Şimdi bu hakimler, savcılar kurulunun vesayet altında olduğunu gösteriyor. Hakimlerin de tarafsız olmadığını, belli kişiden alınan talimatlar çerçevesinde veya kendi yapılan telkinler çerçevesinde karar vermesi gereken kişi olarak görüyor. Hakim de kendisini böyle görüyor. Dolayısıyla bu tablo yargıya gölge düşürüyor. Şu anda
Türkiye'de adalet var mı? Emin olun bana göre yok adalet. Ha, adil hakimler var mı? Var tabii. Yani elbette, düzgün elbette. Hakimlerimiz var, düzgün savcılarımız var. Bunlar bazen kararlarında bütün bu ayrıntıları bir şekliyle ortaya koyuyorlar, düzgün karar verebiliyorlar. Bundan bir endişem yok ama belli mahkemeler, hatta belli adliyeler tümüyle sarayın kontrolü altında. Yani onlar diyorlar ki buraya düşen herkesi ben mahkum edeceğim diyor. Nasıl? Onun istediği ölçüde. Ve onun istediği para miktarı da oradan belirleniyor. Böyle yapılıyor. Ben Erdoğan'ın avukatları için de çok şey söyledim. O avukatlara büyük paraların verildiğini, bazı avukatlara verildiğini. Tabii Erdoğan'ın bütün avukatlarını kastetmiyorum. Burada belli avukatlar var. Verildiğini. Dava bile açılmadığını, savcının dava bile açmadığını belli kişiler hakkında gayet iyi biliyorum. Bunu salı toplantılarında bazen isim vererek de dile getirdim. Vesayet var. Eğer adalet devletin temeli ise, siz adaleti yok ediyorsanız aslında devletin temeline dinamit koyuyorsunuz demektir. Bugün Türkiye'de devletin bu kadar yönetilemez noktaya gelmesinin temel nedeni adaletin olmaması ve yargının çalışmamasıdır. İşin gerçek yüzü de budur yani. Ben şunu ifade ettim. Cumhurbaşkanı adayı olabilirsiniz diyor yargı. Yüksek Seçim Kurulu. Cumhurbaşkanı adayı olabilirsiniz diyor. Hakkınızda hiçbir şey yok diyor. Peki ben aday oluyorum ama sen hapiste kalacaksın diyor öbür hakim. Niçin? Ben nasıl propaganda yapacağım? Sonra biz dönüp dünyaya diyoruz ki bizim ülkemizde demokrasi var. Nasıl demokrasi var? Selahattin Demirtaş için bunu söyledim. Osman Kavala için aynı şekilde beraat ediyor. Aynı dosyadan yeni bir suç uydurup tekrar içeri alıyorsunuz. Enis Berberoğlu'nu sormak isterim. Enis Berberoğlu'yla ilgili süreç şu anda ne durumda? O da çalışıyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay... Ben Anayasa Mahkemesi, Yargıtay diyorum affedersiniz. Mahalli Mahkeme. Mahalli Mahkeme. Ben Anayasa Mahkemesi kararını dinlemem dedim. Dolayısıyla Enis Bey Anayasa Mahkemesi'ne duyduğu saygı dolayısıyla itirazı tekrar Anayasa Mahkemesi'ne yaptı. Çünkü dosya Anayasa Mahkemesi tarafından aşağıdaki mahkeme, alt mahkemeye gönderilmişti. Uymadığı için tekrar öbür tarafa başvurdu. Enis Bey yani 50 sefer beraat etti ama işte böyle bir tabloyla karşı karşıya. Nasıl bir HSK düşünüyorsunuz? HSK şöyle acı bir tablo daha var. Son benimle ilgili gelen bir şey var. Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili bir dosya var. Ben yanlış hatırlamıyorsam Osman Kavala, Selahattin Demirtaş bunlar boşuna içeride tutuluyor, bu tutulmaları doğru değildir diye. Bir iki yedi Ahmet Altan açıklamaları yapmıştım. Müyesser Yıldız açıklaması yapmıştım. Bunlar doğru değildir diye. İki MHP milletvekili beni hakime şikayet ediyorlar. Bu terörü övüyor diye. Ve hakim de tutuyor. Benim mecliste yaptığım konuşmayı gerekçe göstererek dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla dosyayı gönderiyor. Yani şimdi bir de karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı. Böyle bir garip tabloyla karşı karşıyayız. Yani gerçekten üzülüyorum. Ya insan düşüncelerini söylemeyecekse, bu meclisin kürsüsünde ben düşüncelerimi söyleyemeyeceksem, meclisin kürsüsünde söylediğim bir şey dolayısıyla benim dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili dosya şeye geliyorsa... Meclis kürsüsünde grup toplantısı. Grup toplantısı. Evet. Çünkü yargı kararları grup toplantılarında yapılan konuşmanın da evet, mecliste yapılan konuşma olarak kabul ediyor. Aslında bizim sadece orada değil... diyelim ki Van'da yaptığım konuşma da aslında dokunulmazlık kapsamına girmesi lazım. Yani parlamentoda söylenen söz gibi kabul edilmesi lazım. Olmuyor ama dedim ki bunlar benim için çok önemli değil. Önemli olan şu, yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız. Dediniz nasıl olmalı? Bakın Taha Bey, Cumhurbaşkanı hakim tayin etmeli mi? Edebilmeli, tarafsız Cumhurbaşkanı. Hakim tayin edebilmeli Anayasa Mahkemesi'ne. Ama hakim tayin ederken şuna bakmalı. Bu hakim kim? Geçmişte verdiği kararlar nedir? Kaçı Yargıtay tarafından bozulmuş üst mahkeme veya kaçı bozulmamış? Bunun yayınlanmış yayınları var mıdır? Bilimsel yayınları var mıdır, yok mudur? Üst mahkemelere hakim tayin edecek kişinin
o hakimin liyakatine bakması lazım. Bu işi becerebilecek kapasitede, bilgide, birikimde midir, değil midir diye. Ona göre hakim tayin edebilir. Yoksa bu bizim partilimiz, ben telefon ettiğimde benim istediğim kararı verecek, o zaman ben oraya hakim tayin ederim. O zaman siz nasıl yapacaksınız? Öldürürsünüz yani. Yargıyı öldürürsünüz. Yargı ölüyor zaten. Öldü büyük ölçüde de. Ama biz yeniden güven tesis etmek zorundayız. Bunu sağlamak zorundayız. Nasıl bir HSK düşünüyorsunuz? HSK üyeleri nasıl belirlenmeli? İkiye ayrılması lazım. Benim şahsi kanaatim. Evet. Bunu parti olarak henüz kendi aramızda düşünmüş, tartışmış değiliz. Geçmişte özel bir alanımız oldu bu konuda. Hukukçularla da bir araya gel. Cemil Çiçek'in başkanlığı döneminde partinizin verdiği bir anayasa teklifi var. Orada da HSK. Evet, ikiye. Hakimler kurulu ve savcılar kurulu. Hakimler kuruluna bakanın hiç girmemesi lazım. Bakan, müsteşarın girmemesi lazım. Buraya yapılacak atamaların niteliği liklerinin tek tek belirlenmesi lazım. Örneğin bilimsel yayınları gibi, örneğin işte davalarının Yargıtay tarafından bozulmaması gibi temel normlar. O normları en iyi hukukçular belirler, onu koyarsınız. Savcılar kuruluna bakan girebilir, müsteşar girebilir. Evet. Orası bürokratik bir kademe. Bunun olması lazım. 3. Savcının artık hakimin yanında oturmaması lazım. Avukat hangi düzeyde oturuyorsa savcının da aynı düzeyde olması lazım. Çünkü biri iddia, biri savunma makamı. Hakim tepede ona karar verecek. Dolayısıyla hakim, savcı, hakimin yanında olan avukata göre üstünlük taslayan bir pozisyonda olmaması lazım. Bu da benim öteden beri savunduğum bir düşünce, böyle olması gerekiyor. İddia ile savunmayı bir araya getirmemiz lazım. Baroların parçalanması yanlıştır, doğru değildir. Bu konuda da eskiden olduğu gibi yani bir Türkiye Barolar Birliği var ve dolayısıyla o çerçevede bir çabanın olması gerektiği düşüncesindeyim. Biraz önce YSK'dan işte hani Cumhurbaşkanı adayı olmasına YSK izin veriyor ama bir hakim çıkıyor cezaevinde kalmalı diyor örneğinizden yola çıkarak şunu söylemek isterim. Bu garabeti bir de belediye başkanlığı seçimlerinde yaşadık. Kayyum işte daha sonrasında kayyumlar atandı. Seçimlere girebildi. Belediye başkan adayı olabildiler, seçimlere girdiler, mazbatalarını aldılar, daha sonra kayyumlar atandı. Türkiye'nin çok ciddi bir kayyum sorunu var. Aynı şekilde şirketlere, yani şirketlere atanan kayyumlar da var. Yani hem belediyeler hem şirketler. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi gerektiğini öteden beri söylüyoruz zaten. Çünkü milli iradeye saygı duyacaksınız. Milli iradenin eğer bir kullandığı oyun sonucu olarak bir kişi milletvekili seçilebilir, efendim bir kişi belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir, il genel meclis üyesi olabilir. Seçimle geliyorsa kural olarak seçimle gitmesi lazım. Hangi hallerde kişinin tutuklanacağı, hangi hallerde gözaltına alınacağı da yasalar var aslında. Yani o yasalar çerçevesinde yani mecliste hatta bir milletvekili silah çekip diğer milletvekilini öldürdü. Bunun olaylar da oldu buna benzer. Oralarda ne oldu? Milletvekili tutuklandı. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Eğer biz milli iradeye inanıyorsak, eğer biz demokrasiye inanıyorsak seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğine de ben şahsen inanıyorum. Evet. Böyle olması lazım. Şimdi siz belediye başkanını alıyorsunuz, seçimle geleni alıyorsunuz, atamayla geleni atıyorsunuz. Bu doğru değil. Asla doğru değil. Atamayla geliyorsa niye seçim yaptınız? Üstelik bakın Kars'taki olay, belediye meclis üyelerini de aldılar. İçinde CHP'li var, HDP'li var, DSP'li var, MHP'li var. Hepsini aldılar. Ya niye alıyorsunuz? Bunun adına biz demokrasi diyoruz. Yok öyle bir şey. Demokrasilerde böyle bir şey yok. Belediye başkanı eğer bir terör örgütüyle iltisaklıysa savcınız var. Davayı açar, delilleri sunar, mahkemede yargılanır, mahkum olursa gider. Kimse de demez ki burada milli irade zedelendi diye. Ama bu yapılmıyor. Ben seni görevden aldım, yerine valiyi, kaymakamı atadım, sen git. Özel şirketlere kayyum atanmaz. O da doğru değil. Ne oldu sonunda? Oralar birilerinin arpalığı haline geldi. Bu şirketlerin büyük bir kısmı batırıldı. Orada atanan kayyumlar köşeyi döndüler. Her türlü imkana kavuştular. Bu asla doğru değil.
belli bir zaman dilimi içinde yaparsınız. Belli bir zaman dilimi içinde yargı eğer gitmişse, sahipleriyle yargılama varsa o yargılama süreci gider. Ama bir süre sonra bu şirketleri asli sahiplerine teslim etmek zorundasınız. Yani sizin kalkıp da ben buraya kayyum atadım ama kayyum atıyorsanız bu kayyumun orayı doğru dürüst yönetmesi lazım. Orayı arpalığa döndürmemesi lazım. Orayı batırmaması lazım. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Balıkesir'deki bir firmanın sahibi, şirketi buna verirsen sana hiçbir şey olmayacak. Vermedi, ben bunu alın terimle çocuklarımla kurdum dedi. Kayyuma verdiler, şirketi de elinden aldılar. Bir de üstelik hapse attılar. Şunu da çok iyi biliyorum. Kayyum atanan yerlerdeki TMSF onun başında. TMSF'den o listeleri alıp iş dünyasını gezen, bak burayı sana aldırırım, bana bu kadar komisyon verin diyen çok insanı da biliyorum. Bana bunu iş dünyasından da gelip anlattılar. Hayır, biz bunu almak istemiyoruz. Böyle bir ortamda bunu almak istemiyoruz diyen çok iş adamı da gördüm. Dolayısıyla hani devlette çürüme başlayınca çürüme her tarafa yayılıyor maalesef. Yani adalette çürüme var, kayyum uygulamalarında çürüme var, demokraside çürüme var, liyakatte çürüme var. Devletin tepesinden aşağıya doğru yansıyan ciddi bir çürüme var. Bu çürümeyi temizlemek lazım. Bu mikroplardan arındırmak lazım. Güçlü bir devleti vücuda getirmek lazım. Benim şahsi kanaatim budur yani. Efendim, demokrasi deyince hemen ikinci sırada gelen kavram denetim ve denge. Evet. Türkiye'de siyasi güç dengesi yok. Evet. Ama benim size soracağım denetim, meclisin denetimi. Sayıştay'ın denetimi. Türkiye'de anayasada yazılı olan haliyle bile bir denetim yetersizliği var. Meclis niye yeterli denetimi yapamıyor? Bu sadece sayısal yetersizlik, muhalefetin yetersiz gerekli sayıya ulaşamamış olması mı? Yoksa uygulamadan kaynaklanan, kurallardan, yanlış kurallardan kaynaklanan sorunlar da var. Siz ayrıca başına muhalefetin geleceği bir kesin hesap komisyonunun kurulmasını istiyorsunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Evet. Yani çok ciddi bir öneri. Hesap uzmanı olduğunuz oradan da anlaşılıyor. Evet. Meclisin denetim yapamayışı konusunu bize anlatır mısınız? Tabii şöyle, parlamento aslında bütün imkansızlıklara rağmen vesayet altında olmasa çok sağlıklı bir denetim her zaman yapabilir. Her zaman yapabilir. Ama bugün parlamento vesayet altında. Özellikle iki parti, yani AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri saraydan talimat gelmedikçe bir irade ortaya koyamıyorlar. Yani iradeleri ipotek altında. Sayıştay'ın raporu geliyor. Sayıştay'ın raporu geldi. Sayıştay kim adına denetim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapıyor. Ki o raporların büyük bir kısmı kırpılarak geliyor. Yani gerçek yolsuzluk olayları tümüyle yansıtılmıyor. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz. Şimdi Sayıştay'ın gerçek anlamda denetim yapması için mesela Sayıştay'ın mali raporunun bütçeden önce parlamentoya gelmesi ve bu mali rapor üzerinde bütün milletvekillerinin oturup özel bir çalışma yapmaları gerekiyor. Hatta Plan Bütçe Komisyonu'nun bu Sayıştay'ın mali raporu için özel bir gündemle toplanıp bu mali raporda nedir, geçen dönem ne yapılmış, ne yapılmış, bunun düşünülmesi lazım. Yasaya göre de mali rapor gelmeden bütçenin parlamentodan geçmemesi lazım. Evet. Ama biz de Sayıştay'ın mali raporu gelmeden bütçenin geçtiği dönemleri de biz biliyoruz. Mali raporu yok ama bütçe kabul edildi. Biz bütçe hakkında Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkımız olmadığı için bütçe geçip gitti. Sayıştay'ın her şeye rağmen uluslararası denetim kuralları var. Sayıştaycıların uluslararası intusayı kuralları var. O kurallar çerçevesinde Sayıştay'ın görev yapması lazım. Yeri geldiğinde yerindelik denetimi de. Ki Sayıştay çok saygın, çok birinci sınıf dünya çapında kaliteli elemanlara sahip. Öyle. Çok köklü bir müessese. Öyle. 150 yıllık müessese. Tabii 150 yıllık Osmanlı'dan gelen bir müessese. Sayıştay bir ciddi bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapıyor. Raporlarının gelmesi lazım. Sayıştay'ın belli aralıklarla yönetimi, yani yürütme organındaki bakanlıkları bir şekilde uyarması lazım. Bakın bu KOİ projeleri dediniz. Kamu özel işbirliği. Sayıştay'a bazı belgeler ısrarla teslim edilmiyor mesela. Verilmiyor mesela.
yapılan sözleşme değil mi? Evet. Devlet bir sözleşme yapmış firmayla. Normalde Sayıştay bunu istediğinde derhal verilmesi lazım ama verilmiyor. Sen görmeyeceksin diyorlar. Yani milletvekilinin bilmediğini, bakanların bilmediğini, Sayıştay'ın bilmediğini biz de bilmiyor, kimse bilmiyor. Bir kişi biliyor, affedersin iki kişi biliyor, bir saraydaki kişi, iki altına imza atan özel sektörü biliyor. Başka hiçbirimiz bilmiyoruz. O zaman ne oluyor? Paralar nereye gidiyor? Ne kadar gidiyor? Nasıl gidiyor? Bütçede nerelerde gösteriliyor? Hangi fasıllarda gösteriliyor? Biz bunu bilmiyoruz. Bunları hiçbir zaman bilemeyeceğiz mi? Yok, bileceğiz. Yani şimdi yönetime, bilmiyoruz. Yönetime geldiğimiz zaman bunların hepsini kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü bakın, kul hakkı yemenin bizim inanç dünyamızın en büyük günahı olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer kul hakkı yemek günahsa ve en büyük günahsa, tüyü bitmemiş yetimden aldığınız verginin hesabını millete vereceksiniz. Bu demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Bütün dünyada böyledir. Evet. Bizim inancımızın da hangi felsefe üzerine kurulduğu, aslında ne kadar güçlü bir felsefe üzerine kurulduğunu da bilmemiz lazım yani. Çoğumuz bundan haberimiz bile yok. Dolayısıyla hesap vermek kadar değerli bir şey yoktur. Kontrolsüz güç dünyada yoktur. Yok, öyle bir şey olamaz yani. Gücün kontrol edilmesi lazım, denetlenmesi lazım o gücün. O nedenle Taha Bey'in ifade ettiği kesin hesap komisyonu. Şimdi nedir kesin hesap komisyonu? Şu: bir bütçe yapıyorsunuz ama önümüzdeki yıl, yani 2021'de ne yapacağım? Bunu anlatıyorsunuz. 2021'de şunu, şunu, şunu yapacağım. Peki 2020'de söz verdiğiniz, taahhüt ettiğiniz şeyleri ne yaptınız? Bu kesin hesap kanunuyla geliyor meclise. Onun için bir kesin hesap komisyonu olmalı. Başkanı da muhalefet partisinden olmalı. Böylece yürütme organı, yasama organına hesap vermeli orada. Bu çok önemli bir şey. Siz de ifade ettiniz. Çok önemli bir şey. Bunu yaptığınız andan itibaren bakanlar, bürokrasi diyecek ki biz bu bütçe kanunu uyguluyoruz ama yarın gideceğiz. Muhalefet bize soracak. Gelin bakalım beyler. Siz bu kadar taahhüt etmiştiniz, bu taahhütü %40 aştınız, %50 aştınız. Nereye gitti bu paralar? Bize soracak. Ben bunu bu soruya muhatap olmamak için yasanın öngördüğü, yasaların öngördüğü çerçevede harcama yapmak zorundayım diyecek. Dolayısıyla sistem kendi içerisinde bir tutarlılığa kavuşmuş olur. Bizim bu düşünceler hayata geçmiş olursa. Tabii, evet. Yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Ben yeni partilere bir sormak isterim. Tamam. Siz... Yeni partilerle çok iyi münasebetleriniz var. Tebrikleşiyorsunuz. Evet. Görüşüyorsunuz. Ama onlar Millet İttifakı içinde değiller. Değiller. Ayrıca yeni partilerle Millet İttifakı'nın birçok ortak zemini var. Hep beraber işte güçlendirilmiş parlamenter, evet, sisteme dönüş diyorsunuz. Öyle. Hukuk devlet diyorsunuz. Kuvvetler ayrılığı diyorsunuz. Basın özgürlüğü, evet, diyorsunuz. Yeni partilerle ilişkilerinizi siz nasıl tanımlarsınız? Şimdi yeni partilerin performanslarını nasıl buluyorsunuz? Bir tane mesela Gelecek Partisi birinci olan kongresinde yaptı neredeyse. Yaptı, tamamladı. Evet, tamamladı. Evet. Şöyle, Ali Babacan sahalara indi. Evet. 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 Şöyle, tabii sizler gazeteci olarak dikkatle izliyorsunuz. Bizler de politikacı olarak izliyoruz. Sayın Babacan da, Sayın Davutoğlu da doğru, ortak paydalarımız var. Zamanla çıkıyor ortak paydalar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi, saydam bir devlet yönetimi gibi, yargının bağımsız olması gibi, adaletin dağıtılması gibi, devletin şeffaf olması gibi pek çok evrensel kavram aslında, evet, demokrasinin, evet, var olan kavram. Evrensel kavramlar üzerinde ortaklaşıyoruz. Elbette ki iki parti kuruluş aşamasında onların bir marka değeri olarak ortaya çıkmaları lazım, kuruluşlarını tamamlamaları lazım, programlarını kamuoyuyla paylaşmaları lazım. Bunu da bekliyoruz tabii, yani belli bir zaman dilimi içinde bunlar da gerçekleşmiş olur. Doğru, ikisi şu anda Millet İttifakı içinde değiller. Tabii zaman ne gösterir onu göreceğiz, yani belli bir zaman dilimi içinde. Şu bilgiler de geliyor bize, seçim kanunu üzerinde çalışmaların yapıldığını, seçim kanunu üzerinde yapılacak çalışmalarla iktidarımızı nasıl koruyabiliriz? Yani Millet İttifakı daha yüksek oy alsa dahi
nasıl parlamentoda çoğunluğu sağlayamaz? Bunun arayışlarının da olduğunu biliyoruz. Yeni partilerin seçime girmesini önleyecek. Evet, yeni partilerin seçime girmesini nasıl engelleyebiliriz? Bununla ilgili de çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. İktidardaki bir siyasal parti kendi iktidarını korumak için mevcut yasalarla oynamaya başlamışsa aslında gidici olduğunu o da kabul ediyor. Yani artık bu halk beni istemiyor. Ben halka rağmen nasıl burada kalabilirim? Bunun arayışı içinde biz bunu da aşacağız ama. Yani ne yaparlarsa yapsınlar halk kararını vermiş. Bunların gitmesi lazım yani. Gerçekten bu konuda en ufak bir endişem yok. Çok kısa sormak istiyorum. Dolar kurlarına bakıyor musunuz? Döviz kuruna, dolar, euro, kur takibi yapıyor musunuz? Tabii her vatandaş dikkatli izliyor. Biz de dikkatli izliyoruz zaten. Yani, az önce de Maliye ifade Bakanı, ettim. Dolar kurları, yani döviz kuruna bakmayan bir Maliye Bakanı. Bakmıyorum. Müdahale etmeyeceğiz diye açıklama yaptı. Bugün de yeni bugün. Açıklaması var. Dolara, yani döviz kuruna müdahale yok dedi. Etmeyeceğiz dedi. Döviz kuruna müdahale yoksa... Ne demek döviz kuruna müdahale yok demek? 120 milyar doları niye sattılar? Merkez Bankası'nın kasasında var olan döviz artmasın diye, döviz kuru yükselmesin diye 120 milyar doları kime sattılar? Kim buradan vurgunu vurdu? Bunun sorumlusu kim Allah aşkına ya? Bu bakan falan değil ya. Bakanlıkla ilgisi yok bunun. Efendim doları ilgilenmiyor. Sen işte maaşını dolarla mı alıyorsun? O zaman kalkınma planına, orta vadeli programa döviz kuruyla ilgili hedefi niye koyuyorsun kardeşim? Hedefi ben mi koydum? Ben koysam Kılıçdaroğlu bunu koymuş, bunun hiçbir değeri yok der. Sen koyuyorsun, sen altına imza atıyorsun, sen meclise getiriyorsun, sen savunuyorsun. Tutmuyor hesaplar, diyorsun ki efendim biz ona bakmıyoruz. Niye koydun kardeşim o zaman onu? Hangi gerekçeyle koydun sen onu? Dolarla almıyoruz. Dolarla yatıp dolarla kalkıyorlar bunlar. Hepsinin kasalarında dolarlar var, ben bilmiyor muyum? Dünyada servetleri var dolarla. Manadasından paraları dolarlar yok muydu yani? Hepsini ortaya koymadık mı? Suudi kralı gönderdi oğluna dolarla para gönderdi Vakıflar Bankası'na. Dekontunu yayınladık biz bunun. Bunların hayatı dolarla ama vatan tabii dolar yükseldikçe bunlar kazanıyorlar. Halk fakirleşiyor. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Elif Hanım, samimi söylüyorum bunların yatacak yeri yok. Bakın samimi söylüyorum, yatacak yeri yok. Yazık, günah ya. 120 milyar dolar satacaksınız, dolar yükselmesin diye. Merkez Bankası'nın parası kalmayacak, eksi rezervi var. Swap'la gitmişsiniz, başka ülkelerden borç para almışsınız, Merkez Bankası'na koymuşsunuz, size ait olmayan parayı, Merkez Bankası'nın bu kadar parası var diyorsunuz, ama gerçekte bu kadar parası yok. Eksi 47 milyar dolar, eksi, artı değil. Eksi 47 milyar dolar. Satacak para kalmadı. 120 milyar doları da sattınız. Şimdi kalkmışsınız, benim dolarla hesabım yok. Dünya izlemiyor mu bunu? Bütün dünya izliyor bunu. Herkes biliyor bunu. Vatandaş da bunu biliyor. Ekonomiyi batırdınız. Buradan çıkması lazım. Türkiye'nin çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Ahlakla çıkacak. Erdemle çıkacak. Bilgiyle çıkacak. Birikimle çıkacak. Liyakatla çıkacak. En önemlisi halkın oylarıyla çıkacak. Evet. Bunu yapacağız. Taha Bey. Yok, benim soracağım soru yok. Aklımızdaki soruların hepsini sorduk. O zaman diyor. Ben şunu şeyi sormak istiyorum. Manisa Aydın milletvekiliniz, çok özür dilerim. Bülent Tezcan haber vermişti biz buraya gelmeden önce. Siz bir arşiv, CHP arşivi kütüphaneye gezeceğiz programdan sonra. Evet. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemin devlet arşivi ne açıyorsunuz değil mi? Artık şöyle, bunu ulaşım da sağlayacak. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Şöyle Elif Hanım. Demokrat Parti'nin ilk dönem. Evet. Neleri mesela görebileceğiz biz bu arşivin içerisinde? 1950'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mal varlığına el konulmuştu. Arşivine her şeyine el konulmuştu. Dolayısıyla biz bu arşivin yok olduğunu sanıyorduk. Yani zaman zaman bizim arşivimiz yok edildi diye de dillendiriyorduk. Sonra bu arşivin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde olduğunu öğrendik. Nasıl öğrendiniz? Oradan iki bürokrat geldi. Siz arşivimiz yandı falan diyorsunuz ama arşiviniz yanmadı. Arşiviniz Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde diye ifade etti. Şöyle de bir örnek verdiler. Sizin arşivinizin bir kopyasını saraya götürdüler. Örneğin
Çıkıyor Erdoğan, efendim işte eline kağıdı alıyor. Bak bakanlar kurulu tek parti döneminde işte Kur'an'ı yasaklamışlar diye. Ama dedi o Kur'an doğru yasaklanmış. O niye yasaklandı? Ekinde gerekçesi var. Yanlış yazıldığı için, doğru olmadığı için, o doğru olmayan Kur'an yasaklanmış. Yoksa Diyanet'in Kur'an'ı zaten yayında, zaten herkes biliyor. Ama dedi gerekçesini söylemiyor. Siz de gerekçesini bilmiyorsunuz. Çünkü sizin elinizde arşiv yok. Ya yapmayın, arşiv gerçekten sizde mi? Evet. Önce arşivi istedik, biz bunu vermeyiz dediler. Vermezseniz dava açıp arşivimizi isteyeceğiz dedik. Sonunda dijital ortamda bize arşiv verildi. Tamamını aldınız mı? Tamamı. 1-1,5 milyon sayfa civarında. Raporlar var, belgeler var, yazışmalar var. İllere giden müfettişlerin raporları var. Siz incelediniz muhtemelen mi bunları? Grup toplantılarının zabıtları da vardır. Grup toplantıları. Evet. Grupta onlar çok önemli. Evet. Evet. Büyük bir ihtimalle tabii 1,5 milyon sayfa olunca hani tamamına var, bakma tabii şansım olmadı. Zaman da yok zaten ona. Ama bir grup bilim insana dedik bunları inceleyin, bakın neydir ne değildir falan diye. Onlar inceliyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarının bir devlet kurulurken, yeni bir devlet kurulurken nasıl hareket edilmiş, yazışmalar nasıl yapılmış, bakanlıklar nasıl oluşturulmuş. Bütün bu ayrıntılar var zaten aslında o arşivde. Belki bu arşivi... Neler var ilginç sizin gördüğünüz? Mesela CHP tek parti dönemi yasakladı olarak bizler bilip de aslında yanlış bildiğimiz neler var? Var mesela Mevlüt yasaklanmış. Biz de merak ettik. Yasaklamamış mı CHP? Biz de mesela ya bu Mevlüt niye yasaklanmış diye. Mevlüt şöyle... Mevlüt'ün metni amacından çıkarılmış, içine günlük bir sürü şey ilave edilmiş, portakal suyu nasıl içilecek o dahi var. Onu yasaklamışlar. Yani Mevlüt'e duyulan saygı dolayısıyla onu yasak, bu Mevlüt değildir diye onu yasaklamışlar. Bunu da hatta Erdoğan bir ara kullandı. Yapılan yasaklamaların hepsi eğer inancımızın işte diyelim ki Kur'an-ı Kerim yanlış yazılmışsa o yasaklanmış. Mevlid yanlış yazılmışsa o yasaklanmış. O dönemlerde harabe haline gelen camiler var. Camilerin onarımı için ayrılan paralar var. Ne kadar paralar ayrıldığı, nasıl onarımların yapıldığı, illere gidildiği zaman illerde karşılaşılan sorunlar, önemli aileler kimlerdi, bunlarla ilgili belgeler, dokümanlar. Aslında belki Cumhuriyet'in ilk yıllarına ilişkin sosyal yapıyı da oradan bütün ayrıntılarıyla görmek mümkün. Ama buna tabii bilim insanlarının objektif, tarafsız bakmaları ve o dönemin koşulları içinde bunları değerlendirmeleri efendim, lazım. Tabii, çok önemli veriler var. Devletin kurucusu, Cumhuriyet'in kurucusu tek parti. Bu arşivin bulunması tarihçiler için hakikaten çok büyük müjde. Evet. Evet. Biz de hemen sizden birer kopisini de bize verin. Dijital vereceğim tabi. Evet. Rica evet. İstiyoruz evet, bunu. Şimdi vereceğim. Bu bahsettiğiniz Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması olayını ben bilmiyorum. Ama siz anlatınca aklıma Abdülhamit dönemindeki bir olay evet geldi. Abdülhamit döneminde Arap milliyetçileri, imamlar yani halifeler Kureyş'ten olur. Evet. Arap soyundan olur diye propaganda yapıyorlar ve bunun için bir takım hadis kitapları falan bastırıyorlar. Evet. Abdülhamit bunların hepsini toplattırıyor ve Külhan'da arşivde böyle geçiyor kayıtlarda. Evet. Külhan'da yaktırıyor. Yaktırıyor. Bir hamamın Külhan'da evet yaktırıyor. Aradan bir 15-20 gün, bir ay geçiyor. İttihatçılar bu Moskov'tan alçak halife hadis kitaplarını yaktırdı diye propagandaya evet başlıyorlar. Evet. Yani böyle şeyleri bağlamında görmek çok öyle önemli. Tabii öyle tek parti evinde çok vahim baskılar da oldu. Öyle. O ayrı konu evet ama evet her şeyi bağlamında evet görmek. Ben o bakımdan öyle tarih meraklısı birisi olarak çok sevindim bu evet dijital kaydı bize vermenizden bulunmasında. Şöyle bütün belgeleri bir sefer bakmak lazım. Nedir ne değildir. Tabii yeri tabii onu herkese nasıl açabiliriz onu da ben bilmiyorum. Şu anda bir grup akademisyen üzerinde çalışıyor. Hatta dedim ki bu belgeleri acaba fasikül fasikül yayınlayabilir misiniz? Hı. Yayınlasın ve üniversite yayını olabilir. Fasikül fasikül yayınlanır böylece. Çünkü bunların tasnif edilmesi lazım. Konu olarak, yer olarak, bölge olarak belki hani bir bölgeye bir araştırmacı girip oraya bakabilir. Osmanlı arşivleri gibi aslında Cumhuriyet evet, ilk evet kuruluşu evet döneminin arşivleri. Bazı belgeler tabii
Arapçadan bugünkü Türkçe'ye çevrilmiş Arapça olanlar da var. Yani Arap alfabesiyle daha eski Türkçe'yle. Eski Türkçe'yle olanlar var. Onların bugünkü dile aktarılması lazım. Çünkü o belgeleri okurken de zorlanıyoruz yani ne hangi anlama geldiğine dair. Tabii dil farkı değil mi? Evet, yani. Evet. Çok evet. Merakla inceleyeceğiz. Efendim bu dil meselesinde son cümle bir benim kalbimde bir yaradır. Sadeleştiriyoruz diye tarihin tahrif edilmesi. Evet. Maalesef Türk Tarih Kurumu gibi ciddi bir kurumun bile yayınlar arasında sadeleştiriyoruz diye Kuvayi Milliye'yi ulusal güçler diye tercüme ediyorlar. Evet. Şimdi Kuvayi Milliye'yi ulusal güçler dediğin zaman öldürdün o işi. Evet. Kuvayi Milliye bir terminoloji. Hepimiz Kuvayi Milliye diyoruz çünkü. Besbeli. Evet. Ulusal güçler deyince bugün Güneydoğu'da terörle kahramanca savaşan askerlerimiz de ulusal güçtür. Evet. Ama Kuvayi Milliye başka o bir şey. O ayrı bir şey. O yüzden sadeleştirilirse aman bunu sadeleştirmeyi dilciler değil tarihçiler yapsın. Evet. Evet. Doğru. Doğru. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok memnun olduk. Sağ olun. Ben son çok kısa iktidar ekonomiyi toparlayabilir mi sorusunu bütün parti liderlerine, muhalefet liderlerine sormak istiyorum. Mevcut iktidar mı? Mevcut iktidar. Asla toparlayamaz. Öyle bir gücü, öyle bir birikimi, öyle bir kapasitesi de yok. Öyle bir öngörüsü de yok zaten. Öyle bir hedefi de yok zaten. Böyle rüzgarın önündeki yaprak gibi gidiyoruz. Ben Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor diyorum. Gerçekten Türkiye savruluyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Davetimizi kabul ettiniz, programımıza katıldınız. Bizleri burada genel merkezinizde ağırladığınız için çok müteşekkirim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten verdiğiniz bilgiler en çok da bu arşiv bilgisi. Evet. Onun için özellikle teşekkür ediyorum. Arşive meraklısınız. Araştırmalarınız var. Dolayısıyla sizi heyecanlandırması son derece doğal. Efendim Demokrat Parti'nin grup toplantıları. Evet. Orada Adnan Menderes'in ve Menderes'i eleştiren Demokrat Parti milletvekillerinin basına yansımamış konuşmaları var. Evet. Ve ben onu Meclis Kütüphanesi'nde buldum. Çok istifade ediyorum. Evet. İstiyorum ki tek parti devrindeki hatta 46'dan tabii sonrası da dahil Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarında okuyabilir. Evet. Mutlaka vardı. İlk bakacağım yer evet olacak. Benim. Tamam efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun evet efendim. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Gündem özel programıyla karşınızdaydık. Önümüzdeki günlerde de yine muhalefet parti liderlerini programımızda ağırlamaya, Türkiye'nin daraldığı alanları sormaya devam edeceğiz. Ankara'dan gerçekleştirdik, CHP Genel Merkezi'nden gerçekleştirdik yayınımızı. Bir dahaki yayında görüşünceye kadar hepinize iyi günler diliyorum.